Gelinli Kız 1. Bölüm. Yazan Kerime Nadir, uyarlayan Neslihan Gürgün, yöneten Mehmet Köseoğlu, seslendirme Neslihan Gürgün, ses kayıt Ahmet Atalay, kurgu Halil Gültekin. Seslendirenler Feyza Oya Presçiler, Behzat Doğan Babli, Cavidan Rüya Alpay, Cüneyt Tamer Güler, Belkıs Ümran İnceoğlu, Nuran Elif Baysal, Sermet Paşa Hikmet Eldek, Güzide Hanım Tülay Duygulu, Kasım Kamber Haluk Kesim, anlatan Enver Seyitoğlu. Feyza'cığım, bu sabah bizimkilerin hiçbir meydanda yok. Ne yaptıklarını biliyor musun? Nuray yengemle Cavidan dikiş dikiyorlar. Belkıs'ın da kendine ait işleri vardı. Fakat Reyha'yı görmedim. Sanırım annesiyle ablasına sataşmakla meşguldür. Sataşır, sataşır o. Geçen gün bahçenin hortumunu üzerlerine çevirmiş, ikisini de tepeden tırnağa bir güzel ıslatmış. Onların gürültüleri olmayınca köşkü boşalmış zannediyorum. Sağ olsunlar da ne yaparlarsa yapsınlar. Kim geldi acaba? Ben gidip bakayım. Galiba geçen gün gelen hanımlar. Hangi hanımlar? Bilmiyorum, tanıyamadım. Anlaşıldı, müstakbel kayınvalideyle görümce olacaklar. Boşuna yoruluyorlar paşa baba. Ben evlenmek istemiyorum ki. Sanatımla baş başa kendi çevremde yaşamak istiyorum. Bunu onlara açıkça söylemeliydiniz. Fakat kızım, er geç bir yuva kurmak zorundasın. Asıl saadet mutlu bir yuva kurmaktır. Feyza, sana görücüler geldi. Şu Cavidan'ın terbiyesizliğini görüyor musunuz? Şimdi misafirler duyacaklar. Bu kızın hiç utanması yok canım. Feyza, kız neredesin, koş. Sus Cavidan. Nedir o şımarıklık öyle? Hadi Feyza, ne duruyorsun? Vallahi gelenler pek modern insanlara benziyor. Hadi durmasana, giyin de gel. Lütfen kendine gel Cavidan. Ay ne tuhafsın Feyza. İnsan böyle bir günde sevinir, surat etmez. Orası bana ait. Vallahi nazlanıyorsun. Yalandan kaşlarını çatarak sevincini gizlemeye çalışıyorsun. Ama bana kalırsa görücüler geldi deyince yüreğin hop etmiştir. Sen çekil bakayım. Hem azıcık sus. Neden susuyorum babaanne? Herkesin de işi gücü beni susturmak, söyleyeceğim işte. Emin ol, ağzını yırtarım seni. Hep böyle söylersin zaten. Ağız yırtmak o kadar kolay mı? Akşama dayın gelince görürsün. Bugünlerde pek çekilmez oldum. Ona bütün yaptıklarını anlatıp kemiklerini kırdıracağım. Bir de annemin lafı. Hep beni dayımla korkutuyorsunuz. Tıpkı küçük çocukların umacıyla korkutulması gibi. Ama her şey bana vız gelir. Cavidan, susacak mısın sen? Susmazsam ne olacak? Akşama görüşürüz. Dayının zaten sana kızgın olduğunu biliyorsun. Of, şu kapıdan çevirdiğim kılıksız adamdan bahsedeceksin değil mi? Dayım istediği için öyle yaptım. Daha 3 gün önce beni kim ararsa arasın, evde olmadığımı söylersin diye bağırmıştı. Kılıksız adam noter Behzat Bey ediler mi diye sorunca tabii hiç düşünmeden hayır dedim. Onun çok önemli bir iş için geldiğini nereden bileyim? Of Cavidan, konuşma artık. Ne konuşuyorum ki, şu dayım Amerika'dayken ne kadar rahattık. Öf, evimize geldiğinden beri hepimiz çileden çıktık. Neyse, şimdi Feyza ile ilgilenmek lazım. Hadi hanım, misafirimizin yanına gidin. Boş laflarla vakit geçirmeyin. Bakalım ne istiyorlarmış. Hadi yavrum, sen de üstünü değiştir de yanlarına git. Hayır, gitmeyeceğim. Belkıs sen misin? Seni elçi olarak gönderdiler değil mi? İyi tahmin ettim. Bak kardeşim, hanımlar cevap almaya gelmişler. Babaannen mutlaka olumlu bir karar vermen gerektiğini söylüyor. Çünkü bu adam gerçekten iyi biriymiş. İmkansız. Ben evlenmeyeceğim Belkıs. Peki neden? Niçin susuyorsun? Bak, bu adam seni mutlu edebilir Feyza. Sanırım aradığın birçok değere sahip.
Sen beni anlamalısın Belkıs. Benim burada bir çevrem var. Sevdiklerim, candan dostlarım ve sanatım var. Yani beni İstanbul'a bağlayan bir sürü sebep var. Bütün bunları bırakmaya seve seve razı olacağım öyle biri olmalı ki beni buradan koparsın, çekip götürsün. Yoksa herhangi bir yabancı için bu fedakarlığı yapamam. Doğru söylüyorsun. Ama aynı bahaneyle kaç tane kısmet teptin. İstanbul içinde olanları da istemedin. Bana öyle geliyor ki başka bir sebep var. Neler söylüyorsun canım? Zaten adettir. Bir kız evlenmek istemedi mi bir mana verilir. Beklediği var, istediği var denir. Hayır Belkıs, inan hiçbir sebep yok. Hem benim yaratılışımdaki bir insanın rastgele bir adamla evlenmesi biraz tuhaf olmaz mı? Anlaşacağıma aklım kesmeden nasıl o yabancıyla evlenebilirim? Haksızsın demiyorum. Fakat belki de çok mutlu olursun. Bu ilk kısmetleri tepme. Sonra pişman olmandan korkuyorum. Ben de tanımadan bilmeden evlendim. Oysa çok mutlu oldum. Eğer kocam yaşasaydı bugün dünyanın en mutlu kadını olacaktım. Ne çevre, ne dostlar, ne şu, ne bu. Hiçbir şey iyi bir eşin yerini tutamaz. Emin ol Feyza, bu böyledir. Ben aksini iddia etmiyorum. Ama o adam nerede? Feyza, Rasim Bey hafta içinde Adana'ya hareket ediyormuş. Sözü kesmek istiyorlar. Ne diyorsun? Ben son sözümü söyledim babaanne. Feyza, büyük bir hata işlediğinin farkında değil misin? Babaanne, yalvarırım ısrar etmeyin. Boş yere üzülüp yorulacaksınız. Bu bir hayat meselesi, oyuncak değil. Aklını başına topla da ona göre karar ver. Bundan iyisini nereden bulacaksın? Ailesi temiz, geliri yerinde, akıllı uslu, yakışıklı bir adam. Üstelik içkisi sigarası da yok. Böyle bir kısmetin tepilmesi için insanın budala olması lazım. O halde beni bir budala sayın. Fakat ısrar etmeyin. İstersen kesin cevabımızı birkaç gün sonra vereceğimizi söyleyelim ha? O zamana kadar yine düşünürsün. Babaanne, ne kadar bekleseniz benden aynı cevabı alacaksınız. Sen bu işe ne diyorsun Belkıs? Sizinle aynı fikirdeyim. Fakat madem ki istemiyor, ısrar etmeyelim. Pekala. Allah hayırlısını versin. Ne diyeyim? Feyza, çocukluk etme. Üzülme. İşte cevap verildi. Oldu bitti. Zorla razı olacak değildin ya. Hadi yeter artık. Belkıs, sana gerçeği anlatmak istiyorum. Sahi mi? Demek ki tahminimde yanılmamışım. Fakat bu oldukça uzun bir hikaye. Şimdi anlatamam. Gece odama gelir misin? Elbette. Fakat o zamana kadar meraktan çıldırmazsam iyidir. Herkesin uyumasını bekledim. Hadi anlat Feyza. Bütün dikkatimle seni dinliyorum. Belkıs, beni bu aile içinde senden başka hiç kimse anlayamaz. Biz iki amca kızı aynı kaderi paylaşıyoruz. Sen babanı, anneni ve kocanı kaybettin. Bense babamı. Annem yeniden evlendi. Üvey baba evinde birkaç yıl öncesine kadar barındımsa da sonunda senin gibi köşke, büyük babamın yanına dönmeye mecbur oldum. Bu evde ne kadar rahat olsak da boynu bükük sayılırız. Fakat Feyza sen... Hayır Belkıs, aramızda fark göremiyorum. İkimiz de bir hayhuy içinde yuvarlanıyoruz. Evin içi kalabalık. Fazıl amcanın takımı ortalığı kırıp geçiriyor. Hele şu Behzat, huysuzluğu çekilir gibi değil. Hepimizi ne şekilde kasıp kavurduğunu görüyorsun. Öyle bir durumdayız ki bizi buradan kurtaracak herhangi bir kısmeti dört gözle beklememiz lazım. Durum böyleyken benim iyi kısmetlerimi geri çevirmem çok garip oluyor. Öyle değil mi? Doğrusunu istersen öyle. Pan zehiri kendisinden olan bir zehir düşün. Bununla zehirlenmiş bir insana hangi ilaç şifa verir? Hiçbir şey anlayamıyorum Feyza. Haklısın. Şimdi anlayacaksın. Bu mektupları görüyor musun? İşte 3 yıldan beri bunların yaydığı görünmez zehirle erimekteyim. Öyle inanıyorum ki bunların içinde beni yine... Hala hiçbir şey anlayamadım. Dinle bak, anlayacaksın. Biliyorsun Belkıs. 3 yıl önce bu evde yaşamıyordum. Aranıza döneli 8 ay oldu. Ve bu süre içinde de bu konuyu hatırlayacak hiçbir olay olmadı. Feyza, rica ederim çabuk anlat. Bir genç kız evlenmek istemedi mi beklediği var, istediği var demek aslında çok yerinde bir söz. Birisiyle mi sözleştin? Ha?
Daha ne kadar bekleyeceksin? Hiç kimseyle sözleşmedim. Ve ne kadar bekleyeceğim de belli değil. Nasıl? Çabuk anlat, ne olur. Anlatacağım. Ama göreceksin ki ben bile bu işin içinden çıkabilmiş değilim. 3 yıl önceydi. İlk büyük eserim olan Bahar tablomun sergilenmesi sırasındaydı. Nedense bu tablo çok ilgi gördü. Ve birçok tebrik mektubu aldı. Bu tablonun sana yaptığı şöhreti iyi biliyorum. Fakat onu görenlerin neden bu kadar heyecanlandığını sen herkesten daha iyi bilirsin Feyza. Evet. Neyse. Her şeyi baştan anlatmak lazım. Tablonun sergilendiği tarihlerdeydi. Tablomu görenlerden tebrik mektupları alıyordum. İşte Cüneyt Halet'ten aldığım mektup da bunlar arasındaydı. Hiç unutmuyorum. İlk mektubuydu. Beni tebrik ediyor ve benden bir resmimi istiyordu. Peki ne cevap verdin? Resmini gönderdin mi? Ona kısa bir teşekkür mektubu yazdım. Fakat resmimi göndermedim. Peki sonra? Sonra tekrar mektup yazdı. İsteğini ısrarla tekrarladı. Bak sana o mektubu okuyayım. Sizi ikinci defa rahatsız ediyorum. Bu davranışımla gözünüzde küçüleceğimi biliyorum. Sizden resminizi yalnız elle tutulup gözle görünen yüksek ve çok değerli bir hatıra diye istedim. Onu his alemimin en nadide yerine hediye edecektim. Dileğimi yine ısrarla ve yalvararak tekrarlıyorum. Sonsuz saygılarımı kabul ediniz. Heykeltıraş Cüneyt Halil. Ne garip adammış. Resmini gene göndermedin mi? Sabırlı ol. Sırasıyla dinle. Hayır. Ne resim gönderdim ne de cevap. Bir süre sonra ondan 3. mektubu aldım. Ne? Bu mektupların üzerine ailem eğlenceli bir konu yakalamıştı. Nuran yengemle Cavidan bu işin sonunda mutlaka bir evlenme teklifi beklememi söylüyorlardı. Yalnız büyükler daha ağırdan alıyordu. Büyük babam bir resmimi gönderip onu susturmamı tavsiye etti. Nihayet küçük bir resmimi gönderdim. Bu sefer mektuplar daha sık ve coşkulu yazılarla dolu olarak gelmeye başladı. Bir de kendi resmini göndermiş. Bak sana göstereyim. Güzel adammış. Güven verici bir yüz ifadesi var. Kendi resminden daha güzel. Esmer galiba. Hayır kumral. Öyle asil bir hali var ki. Onu ne zaman gördün? Hikayenin arkasını dinlemedin ki. Aman çabuk anlat. Resmimi gönderdikten sonra beni yakından görmek, sesimi duymak istediğini yazmaya başladı. Ve bir pazar günü köşke geldi. Ailem arasında öyle nazikti ki bilemezsin. Herkes tarafından beğenildi. Hatta Nuran yengemle Cavidan bile onun çok yakışıklı ve kibar olduğunu kabul ettiler. Mektuplaşmaya devam ettik. Sonra? Aradığım erkeği bulduğuma inanmıştım. Fakat beklediğim teklifi bir türlü yazmıyordu. Mektuplarında bazen onu benden uzak durmaya mahkum eden sebepler olduğunu yazıyordu. Sözlerinde kötümser bir insansızlanışları vardı. Bu adam bana biraz anormal göründü Feyza. Ne istediği belli değil. Madem ki senden uzak kalmaya mecburmuş, neden sana yazmaya devam etti? Sen de neden hala onun yolunu bekliyorsun? Hayır Belkıs, düşündüğün gibi değil. 6 ay önce iş değişti. Bir olaydan sonra kendimi daha fazla ona bağlı hissettim. Ve gerekirse ölünceye kadar onu beklemeye karar verdim. Ne diyorsun? Lütfen çabuk anlat. Anlatacağım Belkıs. Acele etme. Hadi Feyza anlat sen. Ben bir pencereyi açayım. Anlatacağım. Bu mektuplaşmanın beni yormakta olduğunu anlayınca susmuştum. O da yazmadı. Yalnız ara sıra Nesime ile selam gönderiyordu. Nesime mi? Evet, ikimizin ortak arkadaşı. Ben mektupları ortadan kaldırmış, hatta sana bile okumamıştım. Fakat Nesime işi kurcalıyordu. Böylece aradan epeyce zaman geçti. Ben üzgün ve kararsızdım. Nihayet bir süreden beri nişanlı olan Nesime'nin düğününde bu konu gene açıldı. Düğün günü bir ara Nesime kulağıma eğilip, dün Cüneyt Bey'e rastladım, senin hakkında konuştuk. Sonra bir mektupla anlatırım dedi. Kısa bir süre sonra da Nesime'den bu mektubu aldım. Ne yazmış? Dinle, okuyorum. Feyza'cığım, sana Cüneyt Bey'le yaptığım konuşmamızı aynen yazıyorum. Bana şöyle dedi. Bundan 14 yıl önce uzak akrabalarımızdan kimsesiz kalarak yanımıza sığınan bir kızı babam ölürken bana emanet etmişti. Bu kıza ben bakıyorum. Kendisi tedavisi imkansız bir hastalığın pençesinde. Bu şartlar altında Feyza Hanım'dan beni beklemesini isteyemem. Diyor ve Nesime'nin mektubu şöyle devam ediyor. Hadi oku. Feyza'cığım,
Cüneyt Bey'in bu sözleri beni çok şaşırttı. Doğrusunu istersen mazereti bana normal görünmedi. Bu durumda tutacağın yolu kendin seç. Gerçekten de mazereti anormal. Bana sorarsan onunla açıkça konuşmalısın. Sahi, solgun bahar tablosu bitmek üzere. Onu sergilediğin zaman belki de görüşmeniz için yeniden bir imkan doğar. Belkıs, onu bir görsen. Uzun boylu, kumral. Ben onun ruhunun güzelliğine olduğu kadar fizik güzelliğine de hayranım. Bak, ben de kumralım ama güzel değilim. Sana öyle geliyor Feyza. Her şeyden önce seçkin bir kişiliğin var. Asaletin ve güzel ahlakınla herkes tarafından sayılan, sevilen biri olduğunu da unutma. Sahi mi? Elbette. Yüzüne demek gibi olmasın da alçak gönüllülük sende bir meleke haline gelmiş. Tamam Belkıs, tamam. Peki, şimdi asıl konuya dönelim. Tablo ne zaman bitiyor? 4-5 güne kadar. Hafta içinde de sergiye konulacak. İyi, demek ki bu hafta içinde hayırlı olaylar bekleyeceğiz Feyza'cığım. Çal. Ne yapıyorsun Cavidan? Ne mi yapıyorum babaanne? Daha ne yapacağım? Pis boğaz kardeşimin yediğim lokmada bile gözü var. Sus bakayım. Şimdi o kemiği alırım önünüzden. İkiniz de baka kalırsınız. Oo, bakıyorum da bu etli kemik de senin de gözün var anne. Ne biçim konuşuyorsun sen? Aman sen de mi dayı? Sus terbiyesiz. Abi çocukların yediği bir lokma yemeği de burunlarından getiriyorsun. Onlar şakalaşıyorlardı. Bu nasıl şakalaşma böyle? Yenen yemekler asıl bizim burnumuzdan geliyor. Uzatmayın canım uzatmayın. Alt tarafı bir lokma ilik davası. Bu adam da her şeyi burnunu sokar. O kadar uzun burun elbette her şeyin içine girer. Feyza Hanım bu mektup size gelmiş. Teşekkür ederim. Bir arkadaşımdan. İzin verirseniz odama gitmek istiyorum. Tabii kızım. Ondan mı gelmiş mektup? Evet. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Sergimi gezmiş. Benimle en kısa zamanda görüşmek istiyor. Mesele kendiliğinden halloldu. Tahminimde yanılmamışım. Evet, haklısın. Şimdi olumlu ya da olumsuz bir karar vermem lazım. Bu körü körüne bekleyiş sona ermeli. Doğru Feyza'cığım. Hemen yarın ona bir mektup yazıp buluşacağın günü bildir. Vakit geçirme. Nerede kaldınız? Çabuk olun lütfen. Ben de aynı vapura yetişeceğim. Ah, size yetişeyim derken ayağımı burktum. Yürürken önünüze bakın lütfen. Yollar çok bozuk. Eyvah, vapura 5 dakika var. Yetişemeyeceğiz. Öteki vapurla gideriz. Vah vah vah. Neredeyse ağlayacaksınız. Mmm.
Neyse, yetiştik işte. Evet, Allah'a şükür. İskeleden dikkatli geçin. Gelin. Gelin şöyle oturalım. Teşekkür ederim. Hay Allah. Bu ne saygısızlık böyle? Ne oldu Beysat Bey? Kapalı yerde sigara içilmesinden nefret ederim. Sinirlenmeyin lütfen. Ne huysuz bir adamım, öyle değil mi? Ben de bunun farkındayım. Ama ne yapabilirim? Böyle yaralanmışım. Beni ancak ileride anlayabileceksiniz. Çünkü henüz çok gençsiniz. Neyse, ben şu evrakımı okusam daha iyi olacak. O okurken ben de Cüneyt Bey'i bulayım. Teyze Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Yıllar ne çabuk geçiyor, değil mi? Sizce yıllar pek mi çabuk geçti? Hayır, tam tersine. Geçen yıllar beni çok yaşlandırdı Teyze Hanım. Anlıyorum. Demek ki yıllar size de yük oldu, öyle mi? Hem de nasıl. Geçen 3 yılda sanki 30 yaş yaşlandım. Yok canım, davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben yaratılıştan biraz titiz bir insanım. Biraz da bencilim galiba. Sizi 3 yıldır aramadımsa bunun sebebi beni reddetmenizden korktuğum içindir. Hatta şu an bile korkuyorum. 3 yıldır susmanızın sebebi sadece bu muydu? Daha başka bir sebebi yok muydu? Ne gibi? Ailevi bir sebep. Anlayamadım. Şu kız meselesi. Nasıl kız? Nesime'ye uzak akrabalarınızdan hasta olan bir kıza bakmak zorunda olduğunuzu, bu yüzden de beni bekletmek istemediğinizi söylemişsin. Evet, evimizde bir hasta var. Fakat genç bir kız değil, büyük annem hasta. Ayrıca ailem de sizin uzaktan hayranınızdır. Hatta annemle babam bu işi 3 yıl önce halletmemi istemişlerdi. Ya? Gerçekten. Yalnız ben çekingenliğim yüzünden cesaret edemedim. Yani karşılık görmeyeceğinizden mi korkuyordun? Evet, karşılık görmeme korkusu. Hay Allah, geç olmuş. Artık dönsek. O halde ben ailenize sunulmak üzere size uygun bir şekilde bir mektup yazarım. Peki. Feyza, geldin mi? Çabuk söyle, iyi mi? Mükemmel. Anlat Allah aşkına. Öyle merak ediyorum ki. Neler söyledi? Neye karar verdiniz? Dur biraz dinleneyim. Öyle yorgunum ki. Anlaşıldı. Hemen söyleyeyim bari. Yakında bir mektup yazarak beni isteyecek. Ah, çok sevindim. Sahi. Ya o hasta kız ne olmuş? Bu bir masalmış. Ne diyorsun Feyza? Evet. Ben de şaştım ama bu tümüyle Nesime'nin uydurduğu bir masalmış. Doğrusu neden böyle yaptığını anlayamadım. Boş ver. Bunları tamamen unut. Geleceği düşün. Ah Feyza, bilsen öyle mutluyum ki. Senin saadetin beni de çok mutlu edecek. Ölürüm, vallahi ölürüm. Sus, yeter artık. O 2 paralık adam sana kaç gün koca olur ki? Ne tahsili var ne terbiyesi. Baba parasıyla geçinen bir serseri. Dünyada ondan vazgeçmem. Biz birbirimizi seviyoruz. Hem 2 gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş. Bu da la. Kim almaz ki seni? Güzelsin, tahsillisin. Bir züppe uğruna kendini ziyan etmeye değer mi? Yarın öbür gün karşına bir doktor, bir mühendis çıkar. Çocukluğu bırak kızım. Hem bak dayın da istemiyor. Aman bırak şu dayımı. O ne gönülden, ne mutluluktan, ne de aile hayatından anlar. Yalnız benim değil, kimsenin evlenmesini istemez o. Evet ama bu defa haklı. Senin de işine geliyor değil mi? Zaten ona sorman hata. 40 yaşını geçmiş, hala bekar, evleneceği de yok ya. Hem ona kim varır ki? Dayın hakkında böyle konuşma Cavidan. Yalan mı söylüyorum? Sen de her zaman ondan yaka silkerdin, öyle değil mi? Feyza'yı gördünüz mü? Mektup mu gelmiş? Mutlaka Şevketciğimdendir. Ver babaanne, çabuk ver.
Sana değil Feyza'ya. Hem utanmadan bir de şefketçiyimdendir diye bağırıyorsun. Elbette bağırırım. Beni aldatıyorsun babaanne. O mektup mutlaka banadır. Sana değil diyorum. Feyza nerede? Yine ona. Değil mi? Bana neden mektup gelmiyor? Susar mısın sen? Feyza bahçede. Pencereden sesleneyim. Feyza! Feyza! Ben de sesleneyim bari. Feyza! Belkıs! Canım Belkıs'ı ne diye çağırıyorsun? Aman hanım anne, o çifte kumrular daima bir arada bulunurlar. Biri duymazsa öteki mutlaka duyar. Ne var? Ne var? Şekerim, sana mektup gelmiş. Kuş kapmadan yetiş. Ah! Hay Allah! Ayağı burkuldu. Kızı telaşa düşürdük. Bu kadar yaygaraya ne gerek vardı? Bu ne zaman geldi babaanne? Az önce kızım. Bir arkadaşımdan olacak. İzin verirseniz odamda okumak istiyorum. Tabii kızım. Ressam hanım, etrafınızda yine rengin kanatlı ilham perileri mi raks ediyor? Neredesiniz canım? Ne sandın ya, hem de bir mektupla. Evet, aldığım mektup oldukça enteresan. Kimden bu mektup? Şu heykeltıraş Cüneyt Halet'ten. Buyurun büyük baba, okuyun. Merak edilecek bir şey değil. Okuyun anlarsınız. Bu yazılanlar mutlaka aşk destanı olmalı. Ayol, aşk destanı böyle ulu orta okunur mu? Mutlaka bir evlenme teklifidir. Susun canım. Biraz sabırlı olun. Evet, düşünelim. Nedir, ne yazmış, meraktan çatlayacağım. Feyza, yüksek sesle oku da herkes duysun. Ben okuyamam. Başkası okusun. Ben okuyacağım. Oo, ne şık, ne zarif bir mektup bu. Çok da güzel kokuyor. Okuyacak mısın sen şunu? Bu ne eşsiz bir sürpriz. Ne güzel bir müjde. Ben zaten tahmin etmiştim. Size bu bir evlenme teklifidir dememiş miydim? Kadar kısmet. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Evlenmek için neden birkaç yıl beklemek istiyor? Koskoca bir sanatkar adam. Birkaç yıl sonra milyoner olacak değil ya. İç güveysi girsin, olsun bitsin. Soruşturma yaparız. Benim heykeltıraş dostlarım var. Sonra kendisine gereken cevabı veririz. Cüneyt Bey, bugün zorlu bir imtihandan geçecek Feyza. Bu kadar meraklının huzuruna çıkmak kolay değil. İmtihanı başarıyla vereceğinden eminim. Ey sevgili müstakbel damadımız, kızımız Feyza'yı sana emanet ediyoruz. Onun kıymetini bil. Sana öl derse öl, diril derse diril. Çünkü kadınlarla geçinmenin başka yolu yoktur. Ben aşağı iniyorum Feyza'cığım. Birazdan ben de gelirim. Ayol Feyza, bu ne uykusu? Saat 10 oldu. Hadi artık aşağı in. Büyük babanı kızdıracaksın yine. Feyza, hala uyuyor musun? Aa, anne, sen de mi buradaydın? Sohbet ettik biraz. Aşağı iniyorum ben. Siz de gelin birazdan, olur mu? Aman, havada ne kadar karanlık. İnsanın ruhu sıkılıyor. Oo, bu ne güzellik. Vallahi şimdi farkına vardım. Ayol sen bugün pek şeker olmuşsun. Ama ben bu güzelliğin sebebini anlıyorum. Sevdadan. Öyle değil mi? Hadi deli deli söylenme. Vallahi doğru söylüyorum. Bak, ben de bugünlerde her zamankinden daha güzelim. Çünkü aşığım. Ah Feyza, şefketçiğimi ne kadar sevdiğimi bilemezsin. Sen bile Cüneyt Bey'i böyle sevmezsin. Nasıl anlatayım? Anladık, anladık. Hayır, anlamadın. Hemen surat asma, beni dinle. Senden bir şey isteyeceğim. Bak, sakın beni kırma. Şefketçiğime hediye etmek için bana güzel bir tablo yapar mısın? Bunu ona sürpriz yapmak istiyorum. Ne olur reddetme Feyza'cığım. Sen çıldırmışsın.
Ay niçin çıldırayım ayol? Elinden fırça düşmüyor. Ne olur biraz da benim hatırım için yorul. Senin hatırın için yorulmak bir şey değil. Fakat şu Şevketciğim dediğin adam kim? Bunu bir kere düşünsene. Sen de mi annemin sözlerine uyuyorsun? Dünya yıkılsa Şevketciğimden vazgeçmem. Peki canım. Fakat bu konuda sana yardım edemeyeceğim. Eyvah! Gene ne oldu? Ah eyvah eyvah, dayıma kahve pişirecektim, unuttum. Aman onu sinirlendirme sakın. Ay hemen aşağı inmem lazım, yandım yandım. Hoş geldiniz. Hava bozunca gelmeyeceğinizden çok korktum. Vapurdan çıktığım zaman seller gidiyordu. İskeleye girdim ve bir saat kadar orada bekledim. Buyurun salona geçelim. Bahar yağmurlarının bıraktığı toprak kokusuna bayılırım. Hem nasıl gelmem? Her adımda mutluluğa gidiyorum diye haykırmak geliyordu içimde. Mutluluk götürüyorum deseydiniz daha doğru olurdu. Çünkü... Şu an benim kadar hiç kimse mutlu olamaz Feyza Hanım. Asıl benim kadar. Farkında mısınız? Mutluluğumuzu paylaşamıyoruz. Bugün zorlu bir imtihan geçireceğe benziyorum. Saatlerce ter dökeceğim. Bana biraz dua edin olur mu? Sizi sıkmayacaklarına eminim. Hem bu görüşmeyi imtihan saymanız da doğru değil. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk efendim. Buyurun oturun lütfen. Ben izninizi rica ediyorum. Elbette kızım. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk efendim. Şşt, kapı aralık kalsın. Feyza kapı dinlemek çok ayıptır. Aman Belkıs. Otur bari ayakta yoruluyorsun. Dinle Belkıs. Büyük annem daima hastadır. Annemin ölümünden sonra bir sinir rahatsızlığına tutuldu. Ölümü kendisini harap etti. Fatih'teki evimiz çok mütevazıdır. Başka bir ev tutup oraya taşınmayı düşünüyorum. Ayrıca kız kardeşime de hem abi hem anne oldum. Kendisini çok severim. Büyük annem de bize çok bağlıdır. O halde sizin yanınızdan ayırmaya nasıl razı olacak? Mutlu olduğuma inandıktan sonra haftada bir kere görüşmekle yetineceğini söyledi. Mektubunuzda borçlarınız olduğunu yazmışsınız. Eğer iç güveysi girerseniz bu borçları azar azar ödersiniz. Yine de birkaç sene beklemekte ısrar ediyor musunuz? Evet. Çünkü vicdanım rahat olmalıdır. Aileme karşı tamamlamak zorunda olduğum görevlerim var. Bunları bitirdikten sonra evlenmeyi düşünüyorum. O halde evlenme teklifinizi de o zaman yapabilirdiniz. Bu konu benim manevi prensiplerimle ilgilidir. Sanırım size anlatmakta güçlük çekiyorum. Bu konunun evlenmeniz için bir engel olacağını düşünmüyorum oğlum. Canım bir hal çaresi bulunabilir. Evet. Hem bir süre beklemenin ne gibi bir sakıncası olabilir? Maksadım Feyza'nın bir an evvel evlenmesi değil. Bu şekilde uzatılan evlilikler çok defa iyi sonuçlar vermemiştir de. Lütfen bu şekilde endişeler taşımayın. Bana güvenin. Verdiğim karardan beni hiçbir kuvvet döndüremez. Feyza Hanım'la aramızın herhangi bir basit sebeple bozulacağını aklıma bile getiremem. İnşallah. Allah'ım sen bana öyle bir gün gösterme. Sen hala burada kapı mı dinliyorsun? Hadi yanlarına git. Salondan bu kadar uzun süre ayrı kalınmaz. Şimdi geliyorum. Burada karanlıkta onun sesini dinlemek hoşuma gidiyordu. Feyzacığım, turnayı gözünden vurdun. Doğrusu bulunmaz bir koca. Yakışıklı, zarif ve kibar bir adam. Vallahi böylesi dostlar başına. Cüneyt Bey'in bir an önce gitmesine çok sevindim hanım. Benim bu kadar uzun süre beklemeye aklım ermez. Evlenecek adam evlenir. Arayı uzattı mı iyi niyet sahibi değildir bence. Aman Allah'ım. Üzülme sen. Her şey yoluna girer. Nereye gidiyorsun? Terasa çıkacağım Belkıs. Biraz hava almak istiyorum. Ben de geleyim mi? Yok gelmene gerek yok. Kim var orada? Aa siz miydiniz Behzat Bey? Gün pek sıkıntılı geçti. Biraz hava almak istedim. Öf, yağmur, fırtına, çıldırmak işten değil. Fakat hepsi dindi. Bakın ne rüzgar kaldı ne de gökte bir bulut. Evet, evet ama evin içindeki fırtına dinmedi. Pardon, fırtına dedim. Aslında
bunaltı demeliydim. Misafirden mi sıkıldınız? Hayır. Ev halkının salaklığından. Herkeste bir telaş, bir fiskos. Bu kadar önemli olan şey nedir? Önemli olan şu. İki insanın hayatındaki en önemli günün tarihi atıldı. Sonuç? Söz kesildi. Yakında da nişan yapılacak. O gözleri hiç beğenmedim. Bu evlenmeye taraftar değil misiniz? Neden susuyorsunuz? Ne söyleyebilirim? Çoktan kararlaştırılmış bir mesele üzerinde fikir yürütmek gülünç değil mi? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Anlamazlıktan gelmeyin. Bu evlilik birlikte İstanbul'a indiğimiz gün onunla aranızda kararlaştırılmadı mı? Nasıl? Susun Feyza Hanım. Sizin yalan söylemenize dayanamam. Fakat Behzat Bey... Susun diyorum. O gün çok telaşlıydınız. Hatırlayın, vapurdan çıkarken bilerek arkanızda kaldım. Şaşırmayın. Dahası da var. Beni bağışlayın. Ama sizi takip ettim. Evet. Nereye gittiğinizi, günün nasıl geçtiğini biliyorum. Ne hakla? Çok safsınız. Hayatı henüz hiç tanımıyorsunuz. Bu durumda ne öğüt ne azar sizi etkilemezdi. Yani Cüneyt'in aileye girmesi sizi memnun etmiyor, öyle değil mi? Ben sadece fikrimi söyledim. Bazı kimselerin yüzünde değişmez bir tebessüm maskesi vardır Feyza Hanım. İşte bu tip insanlardan sakınmak gerekir. Bence Cüneyt de onlardan biri. Yalandan iğrendiğini ve her türlü gösterişten köşe bucak kaçtığını söylediği halde... ...her huzurda el pençe divan duracak kadar riyakar, iki yüzlü, yaldızdan ve gösterişten ibaret bir adamı. Bu delinin sözlerine önem verip de sinirlenmeye değmez. Bu başlangıçtan sonra insanların niçin benden ürktüğünü, evet, niçin benden ürktüğünü daha kolay anlatabilirim. Çünkü ben duygularımı ve düşüncelerimi çevremden gizlemeye yanaşmam. Öfkem, nefretim, soğukluğum ortadadır. Uygunsuz gördüğüm her şeye çekinmeden karşı koyarım. Hislerim ve mantığım ne emrediyorsa dilim ve elim o yolda hizmetten kaçınmaz. Sözlerinize cevap vermek bir hayli zor. Peki, bu adam sizin sanatınıza saygı duyacak mı? Elbette. Nereden biliyorsunuz? Ben nice insan tanırım ki evlendikten sonra çeşitli sebeplerle eşlerini birçok sevdiği şeyden mahrum etmişlerdir. Cüneyt'in böyle davranacağını sanmam. Tam aksine, bizi tanıştıran da bu sanat oldu. Bu bugün böyle, fakat yarın... Hep böyle olumsuz düşünülecek olursa, yeryüzünde mutluluğa açılacak bütün kapılar kapanır. Neyse, kapatalım artık bu konuyu. Yeni bir esere başladınız sanırım. Evet. Feyza, Feyza, neredesin? Ayol her tarafta karanlık. Buradayım Cavidan. Terasta mısın? Evet, elektriği yaksana Cavidan. İşte yaktım. Aa, dayım da buradaymış. Ne yapıyorsunuz burada? Konuşuyorduk. Elinin körünü. Görüyor musun? Sohbetimizi nasıl da bozdu. İyi akşamlar Feyza Hanım. Kuzum Feyza, dayımla ne konuşuyordunuz? Ay bu adamla ne sohbet edilir ne de dertleşilir. Şundan bundan konuşuyorduk canım. Ay çok sabırlısın doğrusu. Ben onun ne sözüne ne de öğüdüne tahammül edemem. Annemin de işi yok, ona Şevketçiğim hakkında fikir sormuş. Bu konuyu kapatalım artık Cavidan. Ne kadar mutlusun değil mi Feyzacığım? Hayatında yeni bir bölüm açılıyor. Sevdiğin adama varıyorsun. Oh, dünyada bundan daha fazla ne istenebilir? Ne olur Şevketçiğimle bir araya gelmemiz için dua et ya. Senin duan kabul olur. Feyza, Cüneyt Bey mektubunda ne yazmış? Nişanın 3 ay kadar gecikmesini rica ediyor. Çok sevdiği bir akrabası Atina'ya gitmiş. Onun dönüşünü beklememizi rica ediyor. Ne tuhaf. Düğün birkaç yıl sonra, nişan 3 ay sonra. Hiçbir şey anlamıyorum. Fakat babaanne, kızacak bir şey yok. Biz de zaten 3 aya kadar ancak hazırlanırız. 3 ay neye hazırlanıyorsun? Düğün mü bu? Saçma. Benim aklım ermiyor. İyi niyetle evlenmek isteyen bir adam bu işin bir an önce olmasını ister. Kim bilir, belki biraz daha büyümeyi bekliyordur. Ya da saçlarının bembeyaz olmasını. Hiçbirini değil, önemli işlerinin düzenlenmesini.
Surat asma yavrucuğum. Yine seni bekletmesin, üzmesin diye konuşuyoruz. Yoksa bizim nemize gerek? İsterse heykeltıraş Cüneyt Bey 20 yıl sonra evlensin. Teşekkür ederim büyük babacığım. Onu mazeretlerinde haksız bulduğunuz için üzülüyorum. Yoksa ben onu 20 yılda bekleyebilirim. Hele şükür baş başa kalabildik. Ruhlarımız her an beraber ya. Gerisini aldırmıyor. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Elbette. Ama birlikte olmaktan çok daha fazla mutluyum. Ufukta bulutlar kümelendi. Galiba bir fırtına kopacak. Hayır. Yarın gayet açık ve parlak bir gün olacak. Bulutlar sabaha kadar dağılır mı dersiniz? Bunlar bulut değil ki. Bir duman ya da sis yani. Tıpkı bir denizci gibi havadan anlıyorsunuz. Fakat neme lazım? Gene de bizim saatlerimizi kısaltıyor. Niçin saatlerimizi kısaltmış olsunlar ki? Baksanıza, neredeyse akşam oldu. Gitmek için izin isteme zamanı geldi. Anlıyorum. Biraz önce Atina'daki akrabamın bir süre daha orada kalması gerektiğini söyleyince ailenizin memnun olmadığını fark ettim. Nişanımızın yaz sonuna ertelenmesini ben de istemezdim ama ne yapabilirim? Büyükler zamanla aramızda herhangi bir anlaşmazlık doğmasından endişe ediyorlar. Benim için söz her şey demektir. Ondan dönmekle bir kanuni bağ koparmak aynıdır. İnanın böyle bir hareket benim tarafımdan asla olmayacaktır. Bundan benim kadar ailem de emindir. Müşterek hayat varılacak son duraktır. Ona mutlaka bir gün ulaşacağımıza göre bu yolda acele etmeden etrafımıza bakınarak yürüsek daha iyi olmaz mı? Haklısınız. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ve inanın ailemin bu düşüncesi karşısında üzülüyorum. Ama ne diyebilirim ki? Neyse. Yeni eseriniz nasıl gidiyor? Bazen çalışıyorum. Bazen mi? Neden daima değil? bunu anlatamayacağım. Biraz karışık. Sizi engelleyen ne? Bir bahar tablosu daha yapabilirsiniz. Bunu anlamalısınız. Arzuları sönmüş bir sanatçı manen ölmüş demektir. Sizi anlamak zor. Ama sanatınızdan kopmanızı asla istemem. Gerçekten mi? Elbette. Sanatınızı şu veya bu şekilde ihmal etmenize razı olamam. Peki. Bütün gücümle çalışacağım. Yaparsanız yapın ben ondan vazgeçmem anne. Seni utanmaz seni. Hala o serserinin lafı öyle mi? Dinle beni. Hiçbirimiz bu işe razı değiliz. Aklını başına topla yoksa vallahi gebertirim. Ondan vazgeçmeyeceğim işte. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmiyorum. Ay bu kız benim katilim olacak. Her tarafım sinirden tir tir titriyor. Ne oluyor canım? Yine ne var? El aleme karşı ayıp değil mi? Susun. Bitirin şu meseleyi. Ah hanım anne. Bu edepsiz kızdan neler çektiğimi bir bilseniz yine o Ayyaş adamın derdi. İlle de ona varacakmış. Ne demek? Büyükler elbet senden daha iyi düşünürler kızım. Bu adam senin dengin değil. Hem ailenin şerefini de düşünsene. Ben onun kadar güzel ve iyi huylu birini nereden bulayım? Elbette bulursun. Daha iyisini bulursun. Henüz yaşın ne başın ne. Biraz sabret bakalım. Öyle ya. Hiçbir kusurun yok. Feyza Aslan gibi bir beyefendiye vardıktan sonra seni kim almaz ki? Herkesin kısmeti neyse o olacak. Aman ya of, hem ne diye ikide bir dayımı öne sürüyorsunuz? Benim ondan korktuğumu mu sanıyorsunuz? Bu akşam bir karikatürünü yapıp odasını kapısına asayım da görürsünüz. Ne garip şey. Bu ana kız hiç geçinemiyorlar. Daima onların sesi. Hele de Behzat. Behzat yine de kibar bir adam. Herhalde babasına çekmiş olacak. Nuran annesinin modeli.
Öyle ama ne de olsa kardeş değiller mi? Biri biraz medeniyet görmüş o kadar. Her şeye rağmen ben Behzat'ı Nurhan'dan çok farklı bulurum. Huysuz, titiz, geçimsizdir. Ama olgun ve onur sahibi bir erkektir doğrusu. Belkıs, madem onu bu kadar beğeniyorsun, gel seni ona verelim. Allah esirgesin. Sahi mi söylüyorsun? Yemin ederim Feyza, Behzat'ı bazı konularda beğenirim ama onunla anlaşmak imkansızdır. Belki evlendikten sonra düzelir. Sen onu idare edersin. Aman Feyza, beni ona nasıl layık görüyorsun? Şaka söyledim canım. Biliyor musun, çok güç durumdayım. Bu işin uzaması beni çok üzüyor. Büyüklere de hak veriyorum. Sonuçta Cüneyt benim için yabancı biri. Hayatım bu şekilde sürüp gitmesi zor olacak. Şüphesiz. Bizim aile görgümüz nişanlı bir erkekle bir kızın uzun süre beraber olmalarına müsaade etmez. Aranızda ne kadar dürüst bir ilişki olursa olsun. Peki ne yapayım? Yapacağın tek şey Cüneyt'i bir an önce kandırmaktır. Bu mümkün mü? Ne diyebilirim? Önüme bir sürü mazeret yiyor. Bir an önce evlenelim diye diretemem ki. Fakat senin durumunu da anlaması lazım Feyza. Eğer anlamak isterse. Bakın, dayımın karikatürünü yaptım. Bu akşam kapısını asacağım. Bakayım. Deli kız. Bu ne acayip şey böyle. Dayım bunu görürse emin ol seni öldürür. Öldürsün bakalım. Kendisi sanki bundan daha mı güzel? Şu koca burnunun yanında gözleri ne kadar küçük. Ağzının biçimi de hiç kimsede görülmemiş. Adeta dört köşe, dişleri seyrek, bahçe parmaklıklarını andırıyor. Ya kaşları? Pırasa sapı. Saçları da tahta fırçası. Sus, vallahi ayıp. İnsan dayısı için böyle sözler söyler mi hiç? Hemen bu resmi yırtar. Akşama bir gürültü çıkmasın. Sen de hep gürültüden korkarsın. Öyle ya, küçük hanım mutlu, gürültü istemiyor. Hayalleri, huzuru bozulmasın diye. Cavidan. Anladık, mutlusun. Biz de mutlu olalım da sessizlik arayalım. Cavidan, ileri gitme. Saçmalamaya hiç gerek yok. Ben saçmalamıyorum. Doğruyu söylüyorum. Beni de Şevketçiğime versinler. Bak, o zaman gürültü patırtı ister miyim? Şevketçim dediğin adam kim? Büyüklerine neden kulak asmıyorsun? Sen de mi annem gibi beni terbiyeye kalktın? Çünkü ne dediğini bilmiyorsun. Ne istiyorsunuz? Kalbimi söküp atmamı mı? Feyza niye öyle yapmadı? Canım, onun durumuyla seninki bir mi? Cüneyt Bey ile Şevket dediğin serseri bir mi? Ya pek doğru, haklısınız. Feyza turnayı gözünden vurdu. Herkes onun kadar şanslı olamaz. Hadi sen biraz bahçeye çık. Hava al. Böyle olur olmaz şeylerle uğraşıp durma. Aa, yeter, artık çok oldun. Hepiniz benimle uğraşıyorsunuz. Nedir elinizden çektiğim? Nedir o gürültü? Cavidan, çabuk aşağıya gel bakayım. Hadi kozunu büyük babanla paylaş. Hep taşlar bana. Ağlıyor musun sen? Of, üzülme Feyza. Biraz da kıskançlığından böyle yapıyor. Evet ama ikide bir de turnayı gözünden vurduğumu söylemesi gücüme gidiyor. Aman Feyza, Cavidan işte. Üzülme. Göreceksin, her şey düzelecek. Bugünler çabuk geçecek. Her üzüntü bitecek. Gelmenize çok sevindim. Beni İstanbul'a davet etmenize ben de çok sevindim. Ama bu daveti başka türlü yorumlamıştım. Nasıl? Büyük annenizin elini öpmeye gideceğimizi düşünmüştüm. Bir gün o da olacak. İyi ama bugün bile gecikmiş sayılırız. Kendisiyle henüz görüşemedik bile. O sizi görmeden de çok iyi tanıyor ve seviyor. Bence bu yetmez. Belki kabahati bana buluyordur. Hayır, hayır. Sizin duygularınızdan tamamen eminim. Evimiz biraz mütevazı. Fakirhaneyi görmenizi istemiyorum.
Hele başka bir yere taşınalım da. Anlıyorum. Belki bu sözlerimi durumumla uygun bulmazsınız. Niçin böyle borç içinde bunaldığımı da merak edersiniz. Kısaca anlatmak istiyorum. Birkaç sene önce babamın hastalığı için gereken doktor ve ilaç paraları kazancımı aşmıştı. Yakın arkadaşlarımın yardımına başvurmak zorunda kalmıştım. Niçin mali durumumun bir türlü düzelmediğini anlamışsınızdır umarım. Beni üzen kendi durumum Cüneyt Bey. Bazı şeyleri büyüklerime anlatmakta zorluk çekiyorum. Korkarım aileniz bana pek güvenmiyor. Yani benim durumum sizinkinden daha ağır. Ama verdiğimiz kararı hiçbir şey bozamayacak. Hakkınızda böyle düşünüldüğünü de nereden çıkarıyorsunuz? Emin olun ailenin size karşı büyük bir güveni var. Teşekkür ederim. Aslında onlar da haklı. Hayatta hiç kimseye güvenmek doğru değildir. Bana da. Hayır, yanlış anladınız. Eğer öyle olsaydı size evlenme teklif etmezdim. Yani ailenizin, hatta belki sizin bile bana güvenmediğinizi hissetmek gücüme gidiyor. Ben o insanlardan farklıyım. Bu noktanın çok iyi anlaşılmasını istiyorum. Bu nokta çok iyi anlaşılıyor. Siz benim için nasıl eşsiz bir varlıksanız, ben de güven bakımından sizin için öyle olmak isterim. Siz de benim için öylesiniz. Bunu tekrarlamaya gerek var mı? Hayır. Yalnız düğünümüzün gecikmesi konusunda ailenizin fikrine katılmayın yeter. Benim şahsi düşüncelerimden şüpheniz olmadıkça mesele kalıyor mu? Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Peki, peki. İsterseniz nişanı yakında yaparız. Beklediğiniz akrabanız gelmeden mi? Dün kendisinden bir mektup aldım. 10 gün içinde geleceğini yazıyor. Buna neden daha önce söylemediniz? Bilmem. Daha doğrusu şu ana kadar kararımı kesinlikle vermiş değildim. Nasıl? Yaparız, yaparız. Nişanı yakında yaparız. Ölçü için parmağınızdaki şu yakut yüzüğü bana verir misiniz lütfen? Al, işte. Tabii taşla arzu edersiniz değil mi? Hayır, ben her şeyin sadesinden hoşlanırım. Bana onun manevi kıymeti lazım. Bu bile ruhunuzun yüksekliğinin ve zenginliğinin ayrı bir ifadesi Feyza Hanım. Teşekkür ederim. Şey, artık kalksak nasıl olur? Elbette. Feyza Hanım. Evet. Haftaya köşke gelirim. Nişan gününü kararlaştırırız. Rica ederim Feyza Hanım. Bu saygısızlığa rezalet derler. Bu ev tımarhane mi? Benim hatırım için katlanmaya çalışın Behzat Bey. İhtiyarlar biraz sıkıcı olabilir. Fakat benim arkadaşlarımın çok yardımı dokunuyor. Yalnız birkaç gün sabredin. Nişan töreni yapıldıktan sonra hepimiz rahatlayacağız. Zaten sizin hatırınız için sabrediyorum. Yoksa bu kadar gürültüye katiyen izin vermezdim. Geldiler. Hadi çıksana, karşıla onları. Feyza'cığım, bak nişanlım bunları sana getirmiş. Ne güzel çiçekler. Hadi Feyza, seni bekliyorlar. Aa, dayım evden gidiyor. O böyle törenlerden ne anlar ki? Hadi kızım, hadi. Geliyorum yenge. Beklenecek başka kimse kalmadı. Hazırız değil mi? Evet, evet hazırız. Cüneyt Bey oğlum, yanıma gelin. Feyza sen de kızım. Evet, yüzükler nerede? Cavidan, kızım yüzük tepsisini getir artık. Geliyorum. Hadi. Getirdim işte. Mutlu musunuz? Evet ya siz? Hem de nasıl? Yarın bizi Tarabya'ya akşam yemeğine davet ediyorlar. Kimler? En samimi dostlarımdan bir aile. Şurada oturan yaşlı çift. Ben memnuniyetle gelirim ama. Tabii büyükleriniz de izin verirse.
Evet, onlara da soralım. Ressam hanım, pardon gelin hanım. Sizi kahvaltıya bekleyemedik, biz yedik. Yalnız nişanlınız hariç. Ona bir şey yediremedik. Buyurun rica ederim. Lütfen benim için yorulmayın. Bir lokma yiyecek halde değilim. Hiç olur mu öyle şey? Birlikte yeriz. Dün gece dayımın yaptığına ne demeli? Evet, nişan törenimize neden katılmadı? Onu yakından tanısanız mutlaka bir zırdeli olduğuna inanırdınız. Bir gün ısmarladığı balıkları bayat getirdiği için balıkçıya çiğ balıkları yedirmişti. Her neyse canım, bırakın şimdi Behzat Bey'i. Cüneyt Bey oğlum, bu akşam Tarabya'ya yemeğe gideceksiniz. Yalnız dönüş saatini iyi ayarlayın. Son vapuru sakın kaçırmayın. Ben Feyza Hanım'ı vakitlice annesine teslim ederim. Merak etmeyin efendim. İsterseniz sandalla gidelim. Daha iyi olur. Tarabya'ya kadar mı? Evet. Korkar mısınız? Hayır. İyi o halde. Şuradaki sandala binebiliriz. Aman, aman dikkat. Tamam. Tarabya'ya çek. Pekala çocuklar. Ama biraz dalga yiyeceğiz. Keşke vapuru bekleseydik. Deniz daha sertleşirse çok kötü. Ben şikayet etmiyorum. Sizi de elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum. Bu yolculuğun böylece sürüp gitmesini istemez misiniz? Bütün hayatım boyunca sürmesini isterim. Eğer tehlike yoksa. Hayır küçük hanım. Kendi evinde gibi rahat otur. Bu denizde hiç tehlike olur mu? Ben kendim için düşünmüyorum ki. Benim için mi? Yoksa mutluluğumuz için mi? Her ikisi için de. Şu örtüyü dizlerinize örtüverin. Temizdir. Teşekkür ederiz. Bakın. Paşa Bahçe koyuna girince rüzgar sakinleşti. Asıl silleyi Beykoz'dan karşıya vurunca yiyeceğiz. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Hele şu dağlar. Orada o toprak ve kekik kokan sırtlarda bulunmak, o sessizlik içinde mutlu soluklar almak ne büyük bir zevk olurdu değil mi? Kalabalık ruhumu boğuyor. Yalnızlığı seviyorum ve bu yalnızlığımı sadece sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kadar çok seviliyorsam ne mutlu bana. Bu mutluluk sonsuza kadar devam edecek. Onu hiçbir sebep yok edemeyecek. Çocuklar, isterseniz şu vapurun yanından geçelim. Orada sular bir göl gibi durgun. Olur. Su ne kadar parlak. Tayfaların şekli bile aynen suya düşmüş. Fakat bu sakinliğin arkası müthiş olacağı benzer. Öyle küçük hanım. İşte Sütlüce burnunu dönüyoruz. İşte bu güzel. Bir romörkör. Bağlanalım mı? Hayır hayır. Öyle daha iyi. Fakat şu haşmetli boğazı yedekte geçsek fena olmaz. Sular çok akıntılı. O halde bağlanalım. Bu sürat kim bilir ne güzel bir değişiklik olacak. Motorun gittiği yere kadar gidebiliriz öyle değil mi? Vakit henüz erken. Yok, sonra dönemeyiz. Fakat böylece yolu kısaltmış olmuyor mu? Maşallah küçük hanım ne kadar da cesur. Bugün sadece cesaret el ele verdim. Onları nasıl ayırabilirim? Hey! Şu alatı tutun! Hey! Atıyorum! Heh! Tamam. Tuttular işte. Artık rahatız. Herhalde devrilmeyiz. Bakın sandalcı nasıl da gönül rahatlığı içinde. Sahile ıslak çıkacağız. Herkes bize gülecek. Bir okyanusta yağmura tutulduğumuzu düşünün. Şemsiye almadığımızı hata etmişiz. Adam akıllı ıslandık. Hadi üstümü başınıza alın. Böylece ıslanmazsınız. Halatı çözüyoruz. Nereye geldin? Tarabya önüne mi?
Büyükler şu halimizi bir görseler. Onlara ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamayız. Elbette bize kızarlar. Bütün bu kıyamete sebep motor muydu? Evet küçük hanım. Akıntıyı çoktan aşmıştık. Sakin sularda yalnız geminin köpükleri bizi sarsıyordu. Örtüyü al bakalım baba. Bizi epeyce korudu. Şimdi yelken açalım evlat. Aman gene ıslanırız. Hayır hayır. Deniz duruldu. Bana güvenin. Yarım saate varmaz Tarabya'da oluruz. Cüneyt Bey, mektubunuzda ifade ettiğiniz sevginin manasını tam anlayamadım. Ben Feyza Cüneyt sevgisini başka açıdan göremem. Onlar her çift gibi basit sevgi gösterilerine uyamazlar. Biz böyle olamayız. Beni yanlış anladınız. İki nişanlı değil, iki samimi arkadaş kadar bile birbirimize yakın değiliz. Yeni tanışmış insanlar gibi birbirimizi anlamaya ve incelemeye çalışıyoruz. Yani karşılıklı bir samimiyet, güven ve huzur içinde değiliz. Feyza Hanım, sizi kendimden yükseklerde görüyorum. Sadece sizin yanınızda olmak bile bana yetiyor. Bu konuyu kapatsak iyi olur. Çünkü anlaşamıyoruz. Daha doğrusu siz beni anlamak istemiyorsunuz. Ben yalnızca manevi uzaklıktan bahsediyordum. Yeter! Kendimi öldüreceğim, öldüreceğim. Görürsünüz, öldüreceğim. Cavidan Hanım niçin bu kadar sinirleniyor acaba? Evlenmek istediği biri vardı. Büyükler razı olmadılar. Adam da bir başka kızla nişanlanmış. Bütün mesele bu. Aldırmayın canım. Öyle ama beni üzen başka sebep var. Nedir? Bu kadar mutlu oluşumdan sıkılıyorum. Bu sözüm belki size garip gelebilir. Fakat yerimde olsanız bana hak verirdiniz. Bu kadar ince düşünmeyin. Maşallah Cavidan Hanım her alanda başarılı olacak tiplerden. Bugün ıstırabını aykırır, yarın saadetini. Büyüklerin yanına gitsek iyi olacak. Peki. Havuz başında oturuyorlardır. Bizi beklediklerinden eminim. Onları bekletmek doğru olmaz. Vay, bizim nişanlar yeryüzündeymişler. Canım biraz da biz yüzünüzü görelim. İnşallah ölünceye kadar beraber yaşayacaksınız. Aman paşa, çocuklar az önce yanımızdaydılar ya. Hep dizimizin dibinde mi oturacaklar? Paşa babamın hakkı var efendim. Dolaşmayı biraz uzattık. Hava biraz serinledi. Ben gidip ceket alayım. Bana da bir hırka getirir misin Feyza? Olur Belkıs. Tabii getiririm. Kim var orada? Benim Behzat Bey. Biraz gelir misiniz Feyza Hanım? Tabii. Bir emriniz mi var efendim? Bir kahve isteyecektim. Lütfen hizmetçiye söyleyiverin. Hem de bana bir yardımda bulunabilir misiniz? Memnuniyetle. O halde şu elimi sarmama yardım eder misin lütfen? Ah, ne oldu? Ne yaptınız elinizi? Telaşa gerek yok. Yok, bir dakika. Telaşa gerek yok. Biraz önce pencerenin arasına sıkıştırdım. İki parmağım hafifçe zedelendi. Hepsi bu kadar. Ah, uzatın elinizi. Tamam. Şu sargıyı iyice doladın mı? Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Yalnız iyi bir eş değil, aynı zamanda da iyi bir hemşire olacaksınız. Teşekkür ederim. Bir genç kız için evlilik, aşkın ve hayallerin mezarıdır. Bunu biliyor muydunuz Feyza Hanım? Ne demek istediğinizi pek anlayamadım. İnsanlar başkaları için faydalı olurlarsa yükselirler. Siz yükseliyorsanız ve kıymetliyseniz bunun içindir. Halbuki bu evlilikten sonra yalnız kendiniz için yaşayacak, yalnız kendi mutluluğunuzu düşüneceksiniz. Bu egoistliği nasıl yapabileceğinizi anlayamıyorum. Ben asla bencil olacak değilim. İnanamam. Belki gayret edeceksiniz ama bu gayretler çok az meyve verecektir. Buna eminim ve emin olduğum için de üzülüyorum. Çünkü her genç kız evlenebilir ve iyi kötü ev kadını olabilir. Oysa bir Feyza olmak kimsenin elinde değildir. Eğer gerçekten benim için önemli olan değişmenin gecikmesini gerekli görüyorsanız, zaten önümüzde sayılı yıllar var Behzat Bey.
Evliliğim bugün için söz konusu bile değil. Sanırım Cüneyt de aynı düşüncelerle düğünü geciktiriyor. Tamam ama zehirleniyorsunuz. Hayır, inanın aynı istek ve enerjiyle çalışıyorum. Yalan söylüyorsunuz Feyza Hanım. Susuyorsunuz. Ben sizin nasıl avare olduğunuzu görebiliyorum. Çok yazık. Evlilik öyle bir geçittir ki onu açtıktan sonra başınızı geriye çeviremezsiniz. Çevirseniz de maziyi göremezsiniz. Fakat Behzat Bey... Ne yaparsın? Ben böyleyim işte. Eğer mümkün olsa inzivaya çekilir, dünya hırslarından uzak olarak yaşamak isterdim. Gerçekten garipsiniz. Asla. Uğradığım hayal kırıklıkları beni yalnızlığa ve insanlardan uzaklaşmaya mecbur etti. Feyza Hanım, bir gün bana hak vereceksiniz. Eminim. Allah göstermesin. İnşallah. Fakat o adamın gözleri beni korkutuyor. Hangi adamın? Ah, onun gözlerinde ne var? Hiçbir şey yok. Sadece renkli bir cam pırıltısı. Dümdüz ve anlamsız. Size bakan gözler böyle olmamalıydı. Yanlış görüyorsunuz Behzat Bey. Hayır. Ve ne yazık ki bu gözler uğruna sizin gibi bir değeri kaybediyoruz. Bağırıp çağıracağına bu defa da övdü ukalalığa kalkıyor budala. Sizi daha fazla rahatsız etmeyin Behzat Bey. İlginize teşekkür ederim. İzin verin de kahvenizi söyleyeyim. Bu yeşil kaplı defterde son derece ilginç yazılar var. Hele birkaç mektup müsveddesi gözüme ilişti ki özellikle bunlar dikkate değer. Doğrusu arkadaşlarınız çok şanslı kişiler Feyza. Eğer saçma sapan yazılarımı okumayı mutluluk sayıyorsanız siz de o şanslı kişilerden birisiniz. Ne kadar alçak gönüllüsünüz. Gözümde daha da büyüyorsunuz. Yine mi tartışmaya başlıyoruz? Hayır hayır, başka şeylerden konuşalım. Ya da siz anlatın ben dinleyeyim. Ne anlatmamı istiyorsunuz? Kendinize ait ne olursa olsun. Çünkü beni ilgilendirecek tek konu budur. Size çocukluk anılarımdan başka anlatacak hiçbir şeyim yok. İyi ya, ben de onları dinlerim. Oyuncaklarımı görmek ister misiniz? Oyuncaklarınızı mı? Alay mı ediyorsunuz? Hayır. Çocukluğuma ait bütün hatıralar bu dolapta saklı. Ayrıca hemen söyleyeyim, bu dolap herkese açılmaz. Madem ki ben herkesten değilim, şu ilginç müzeyi göreyim. Bakın. Gerçekten kıymet bilir bir insansınız. Bunca yıldır bu eşyalara hiçbir şey olmamış. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu kutuda ne var? Şey hiç. Yo yo, onu da açın. Ayrım yok. İçinde çocukça, hatta gülünç şeyler var. Ne olursa olsun, rica ediyorum. Peki. Bu torbadakiler taş mı? Hayır, zıp zıp. Ne diyorsunuz? Bu sapanla da kuş mu vuruyordunuz yoksa? Evet. Ya şu kağıtta ne var? Şey, eski bir resim. Açmanıza gerek yok. Peki. Gerçekten garip. Sizi elinizde bu sapanla kırlarda kuşların peşinde koşarken görmek isterdim. Peki bu resimdeki kim? Fuat. O da kim? Amcamın oğlu. Neden kendisini hiç görmedin? Fuat ve ben birlikte büyüdük. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği için bizim yanımızda büyüdü. Ve şu anda hayatta değil. 4 yıl önce Avrupa'da tahsildeyken tifoya yakalandı ve öldü. Bu anılar sizi üzdü galiba. Hayır, bir an çocukluğumu yaşamış gibi oldu. Farkındayım. Birden çok uzaklara gittiniz. Ama artık buradasınız. Bunları toplasam iyi olacak. Sizin eşyalarınızın arasındayım ve yanımda siz varsınız. Bütün bunlar gerçek değil mi? Bazen ben de bir rüya gördüğümü sanıyorum. Yeryüzünde size ait ne varsa benim için hepsi çok değerli. Çok teşekkür ederim. Bu güzel tabloların hepsini siz yaptınız değil mi? Evet, fakat hiçbiri dediğiniz kadar kıymetli değil. Tevazu da üstünüze yok. Yalnız şu duvardaki kırbaç. Doğrusu ondan korkuyorum. Sanki beni tehdit ediyor. Bu dayak aletinin size ait olması çok ilginç.
Onu bana sergimi gezen ve bahar tablomu çok beğenen bir yüzbaşı Anadolu'dan gönderdi. Demek başka hayranlarınız da var. Bunları birer alkış kabul ediyorum. Bunlar sizin yeteneğinizin alkışları. Demek ben de onlardan biriyim. Onlardan birisiniz. Fakat en değerlisi. En değerlisi ama yine de onlardan biri. Yüzlerini görmediğim, seslerini duymadığım binlerce insan. Uzak ülkelerde yaşayan yabancı insanlar. Bunları mı kıskanıyorsunuz? İsterseniz yeniden bu defteri karıştıralım. Çünkü başka konular bizi üzüyor. Beni affedin ne olur. Sizi üzmek istemezdim. Artık bu sinir doktoruna da bir şey diyemezsin ya. Hem yakışıklı, hem kibar, hem de zarif bir adam. Vallahi de billahi de istemem babaanne. Ama neden kızım? Ben bir deli doktor ile yaşayamam. Canım her mesleğin kendine göre iyi ve kötü yanları vardır. İstemem dedim ya. Hem deli doktor olmuş da şimdiye kadar kaç deliyi akıllandırmış. Aa, bu nasıl söz Cavidan? Basbaya. Zaten onlar deliyi iyileştireceğim derken kendileri deliriyor. Benim delilerle uğraşacak vaktim yok. Yeter artık. Kiminle evleneceksin peki? İstediğin biri varsa söyle. Benim istediğimi istemediniz ki. Şevketçiğimle evlenseydim şimdiye kadar ev bark sahibi olurdum. Hindiyi rehat tutamaz mı? Bugünden kesilsin ki yarına pişsin. Ne var bu kadar gülecek? Yarın sizin arkadaşlarınız gelecek. Evet ama yenge, hindi konusunu öyle garip bir şekilde ortaya koydunuz ki. Reha! Reha! Hadi oğlum tutuver şu hindiyi. Reha! Duymuyor musun beni? Efendi baba görüyor musunuz? Beni duymamazlıktan geliyor. Senin kemiklerini kime kırdırayım şimdi ben he? Senin de işin gücün herkesin kemiklerini kırdırmak anne. Ben yakalarım. Ben de geliyorum Cavidan. Beraber yakalarız. Canım Şakir Ağa'ya söylesenize. Sizin işiniz mi bu? Adamcağızın ayağı burkulmuş. Hayvan peşinde koşacak halde değil. Bunun için çocuklara muhtaç olduk. Onu nasıl tutacağız? Sen geride dur. Ben duvarın üstüne çıkarım. Öyle olmaz. Ben aşağıdan uzanır yakalarım. İn be hayvan. Bizi uğraştırma. Ya sokağa atarsa? Dur ben tutarım şimdi. Dur. Seni bu durumda Cüneyt Bey görmeli. Kim bilir ne kadar şaşırır. Kanatlarını yakala Cavidan. Kanatlarını. Biri hindiyi aldı. Kim var orada? Kim var? Cüneyt Bey'miş. Sahi mi söylüyorsun Cavidan? Evet Feyza Hanım. Hindi hırsızı benim. Böyle aniden gelişim sizi şaşırttı değil mi? Pazar günü önemli bir işim çıktığı için gelemeyeceğim. Ben de bugün gelmeyi uygun gördüm. Çok memnun oldum. Bizi zahmetten kurtardınız. Teşekkür ederiz. Ben şu hayvanı mutfağa götüreyim. Elleriniz çizilmiş. Tam vaktinde gelmişim. Şu kümeslerden uzaklaşsak iyi olur. Biliyor musunuz? Durmadan mutluluğumu aykırmak istiyorum. Sevincimi bütün dünyayla paylaşmak arzusundayım. Belki bana güleceksiniz ama bunu söylemek zorundaydım. Neler söylüyorsunuz? Duygularımı söylüyorum. Varlığınız benim bomboş hayatımı doldurdu. Sevginiz hiçbir sevginin değemediği kalbime doldu. Niçin böyle tekrar tekrar garanti vermeye gerek görüyor? Neden beni inandırmak için devamlı yoruluyor? Buna ne gerek var? Şu hale bakın. Size neler söylüyorum. Dün akşam bir olaya çok sinirlendim. Hayırdır? Anlatarak başınızı ağrıtmak istemiyorum. Yo, lütfen anlatın. Sizi üzen her neyse bunu öğrenmek isterim. Peki. Uzunca bir hikaye ama anlatacağım. Bizde bir besleme kız vardı. Evimizin kızı gibi büyümüştü. Her neyse. Babamın vefatından kısa bir süre sonra büyük anneme kızarak evi terk etti. Kendisi göze çarpacak kadar güzeldi. Babamın vasiyeti gereğince onu korumak zorundaydım. Onu Şişli'de bir ailenin yanına yerleştirdim. Böylece yıllar geçti. Her hafta onu ziyaret ediyor, harçlığımdan biriktirebildiğim kadarıyla ona yardımda bulunuyordum. Fakat günün birinde zavallıda ani bir melankoli belirdi. Hemen akıl hastanesine yatırdık. Uzun zaman tedavi gördü. Sonunda 2 sene evvel tamamen iyileşti. Yine eski sağlığına kavuşmuştu. Fakat bir gün onu bir erkekle yakaladım.
O gün dünyam yıkıldı zannetmiştim. Benimle barışmak için çok yalvardı ama ben kabul etmedim. Yazık olmuş. Keşke öyle yapmasaydınız. Dinleyin. Daha bitmedi. 15 gün önce bir sabah atölyeme geldi. Evleneceğinizi duydum. Böyle mutlu günlerde dargınlar mutlaka barışırmış diye tutturdu. Eğer barışmazsam sizinle konuşmaya geleceğini söyledi. Ben yine onu kovdum. Dün akşam kardeşim telefon edip hemen eve gelmemi söyledi. Hemen eve gittim. Gördüğüm manzara beni ürkütmüştü. Evin önünde kalabalık vardı. Hemen neler olup bittiğini sordum. Bizim tımarhane kaçkını sırf onu affetmem için eve bir iki adam getirmemişim. Bana ne yapacakları önemli değil. Beni asıl korkutan bu şekilde bir rezaletin sizin evinize kadar ulaşması. O kadından her şey beklenir. Üstelik akıl hastanesinden rapor olduğu için yakasına sarılmak da imkansız. İşte bugün vakitsiz gelişimin asıl sebebi size bunları bir an önce söylemekti. İyi ama bu mehbarenin benimle ilgisi nedir? Az önce sizinle konuşmaya gelmek istediğini söylemiştim. Size yapılan bu çirkin harekete gerçekten üzüldüm. Ama aileme karşı açıklayamayacağım bir durumun ortaya çıkmasını istemem. Canım siz sözüme bakmayın. Hiçbir şey yapamaz. Yalnız dün akşamki rezalet canımı çok sıktı. Bakın, Eylül mehtabı çok parlak olacak. Mesela Çamlıca'ya kadar çıkmak çok zevkli olurdu. Fakat geceler çok serin oluyor. Kalın giyinirsiniz. Önümüzdeki hafta içinde böyle bir gezi yapmamız sizce mümkün olur mu? Olur. Şimdi söyleyeyim bakalım. Hindi ziyafetine ben de katılabilecek miyim acaba? Elbette. Lades kemiğini saklayalım o halde. Nasıl isterseniz. Nesine tutuşalım? Nesine isterseniz. İşte yaz geçti. Her şey soldu. Bu mevsim içime sıkıntı veriyor. Hele kışı hatırladıkça ağlamak istiyorum. Öyle söyleme. İlkbaharda bu terastan bahçeyi seyretmeye bayılıyordum. Yalnız bahçe değil, yemyeşil olan bütün dağlar ve kırlar içime ferahlık veriyordu. Of, oysa şimdi rüzgarda o güzel kokular kalmamış. Rutubet kokuyor, of, içim daralıyor. Geçer, hepsi geçer. Yine bahar gelir. Küçük hanım, herkes senin gibi sabır taşı olamaz. Bak düğününe dair bir kelime konuşulmuyor. Senelerin ardına atılmış bir iş. Ama sen gene de şikayet etmiyorsun. Bu halinden memnunsun. Hoş, kimsenin gönlüne ve zevkine karışılmaz ya. Cüneyt'le de çok iyi uymuşsunuz birbirinize. Yaşamak ve mutlu olmak için birbirine uymak gerekmez mi Cavidan? Evet, ama ben yapamam. Bak şu doktorla aramızda söz kesileli bir hafta bile olmadı. Buna rağmen ben hemen düğünümüzün olmasını istiyorum. Hiçbir şeyin uzamasına tahammül edemem. Herkesin kendine göre istekleri vardır. Ama gereken neyse ona uymak zorundasın. Aman Allah aşkına sus. Dayım gibi nutuk çekmeye kalkma. O ikide bir de başımıza ukala kesiliyor. Bir de seni dinlemeyelim. Aman hemen de yüzün ekşir. Benim öğüde ihtiyacım yok. Yalnız içim sıkılıyor. Buna bir çare bulsam. Annen seni bayram yerine götürsün canım. Vallahi işin alayındasın Feyza. Dün dayımın yaptığı canavarlığı bile hoş karşıladın. Dün dayının ne yaptığını bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun ayol? Vicdansız adam kocaman bir sopayla iki tane sokak köpeğini öldürmez mi? Haberim yok. Peki sebep? Durmadan havlıyorlarmış. Beyefendiyi rahatsız etmişler. Çalışmasına engel olmuşlar ya. Çok iyi etmiş. Ben de rahatsız oluyordum. Sana da gerçekten hiç akıl ermez Feyza. İkide bir de dayıma hak verirsin. Halbuki bu adam hikmet garibesi, zır deli. Ama bazen de ona acıyorum. Hayatında hiçbir şeyin ümidi yok. 40 yaşında olmasına rağmen dünyadan elini eteğini çekmiş durumda. Hay Allah, geç kalacağız Cavidan. Belki hala hazırlanmadı galiba. Bu saatten sonra Beykoz'a gidilir mi? Saat daha 3. Akşama yıl var. Bunlar ne güzel hatıralar değil mi? Nişan günü birlikte çektirdiğiniz resimler. Hepsinde de Cüneyt var. Evet, hepsinde de Cüneyt var. Güzel adam doğrusu. Beklediğine değdi. Neden kimseyle evlenmiyor diye sana şaşırıyordum. Ama Cüneyt'i görünce sana hak verdim. Biliyor musun, herkes sana gıpta ediyor. Mektuplarınızın bazı cümlelerini duyup ezberlemiş olanlar bile var. Ne güzel değil mi Feyza? Yani anlaşan ve birbirini seven iki olgun kafanın böyle mektuplaşması. Önceleri ben de öyle düşünüyordum. Ama bunlar üzücü işler. Hiç mektuplaşmamak çok daha iyi.
Hadi canım, artık buldukça bunuyorsun galiba. Herkes size özeniyor diyorum. Daha ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum Cavidan. Sadece yorgun. Allah aşkına, benimle Cüneyt'le konuştuğun gibi konuşma Feyza. Çünkü üstü kapalı sözlerden hiçbir şey anlamıyorum. Ben üstü kapalı konuşmuyorum ki. Benim için öyle. Çünkü ben basit bir insanım. Kim demiş? Doğrusunu istersen sana benzer bir tarafım yok. Üstelik şımarığım da. Bütün kusurlarımı biliyorum. Ama yine de mutlu olmaya layık bir kızım. Elbette. Doktor Molis seni layık olduğu şekilde mutlu edecektir. Buna eminim. Doktoru sen nasıl buluyorsun? Mükemmel. Sana eş olacak nitelikte bir erkek. Sahi mi? Oysa ben önceleri onu deli doktoru diye istememiştim. Canım, senin böyle olmayacak deliliklerin tutar bazen. Ama Feyza'cığım, sana ne yalan söyleyeyim. Ben doktoru daha Şevket kadar sevmiyorum. Sakın kimse duymasın. O nasıl söz Cavidan? Vallahi daha içim ısınmadı, ne yapayım? Ağzından bir daha bu sözü duymayayım sakın. Sen Cüneyt'i seviyorsun ama onun sayısız meziyetleri var. Peki muhlisin yok mu? Anlamıyorum ki, ilaçları, reçeteleri, hastaları. Bütün bunlar bana bir şey ifade etmiyor. Demek Şevket'in serserilikleri, çapkınlıkları sana çekici geliyordu, öyle mi? Çok ne olur darılma. Senden başka hiç kimseye bir şey söylemedim. Sana da bir daha tekrar etmeyeceğim. Hadi çocuklar, ben hazırım. Hadi Cavidan, acele edelim. Geliyoruz Belkıs. Geliyoruz. Bakalım doktorun iç yüzü nasıl çıkacak? Kaynana ve görümcelerle bir arada yaşamak kolay olacak mı? Eğer rahat vermezlerse inanın bir dakika yanlarında kalmam. Eşyamı toplar kaçarım. Feyza, yavrum, senin bir geceyle kurtulabileceğini sanmıyorduk. Çok ısrar ettiler ama kalmadım. Sizden uzun boylu ayrılabilir miyim hiç? Ah seni, Cüneyt gelecek diye kalmadın değil mi? Aman babaanneciğim, öyle söylemeyin. O pazar günleri geliyor. Yani bir iki gece daha kalabilirdim. Bu sefer pazarı beklemeyeceksin. İki gün sonra bayram. Bakalım bayramda gelecek mi? Elbette gelecek. Nereden biliyorsunuz? Yukarıda iki tane mektubun var. Biri dün akşam geldi, diğeri de bu sabah. İkisi de ondan mı? Bilmiyorum. Masanın üzerinde duruyor. Bu Cüneyt'ten gelmiş. Bakalım ne yazıyor. Mesleki bir mecburiyet yüzünden ancak bayramın üçüncü günü ziyaretinize gelebileceğim. En içten saygı ve sevgilerimi sunarım. Cüneyt. Hay Allah. Bakalım ötekinde ne yazıyor. Ama bu yazı Cüneyt'in değil. Üstelik imza da yok. Kimden geldi acaba? Muhterem Feyza Nahit Hanım Efendi. Bu mektubumla gözlerinizin önüne bir gerçeği sermek ve ömrünüzü boş hayaller uğrunda feda etmemeniz için yazıyorum. Hiç şüpheye düşmeden beni dinlemenizi rica ediyorum. Nişanlınız Cüneyt Halet sizi ilk günden beri aldatıyor. Bu gerçeği size sırasıyla yazacağım. Bundan 10 yıl önce Cüneyt Halet evlerinde büyüyen Mehpare adındaki besleme kıza bir kötülük yaptı. Bütün gerçeği böylece öğrendikten sonra tutmanız gereken yolu kendiniz belirleyeceksiniz. Eğer yazdıklarımdan şüphe duyarsanız küçük bir araştırma ile aynı sonuca varacağınızdan eminim. En derin saygılarımla. Allah'ım. Allah'ım, bu doğru olamaz. Biraz hava almalıyım. Neden Cüneyt? Yüzünüz çok solgun. Bu hafta fazla mı çalıştınız? Hayır. Biraz rahatsızım da. Geçmiş olsun. Neden bana bildirmediniz? Büyütecek bir şey değildi. Sizi boş yere üzmek istemedim. Her yerde sizden bahsediliyor. Herkes bana sizi soruyor. Koltuklarımın nasıl kabardığını anlatamam Feyza. Öyle mi? Neyiniz var?
Bugün bir hoşsunuz. Yoksa bayram ziyaretine geç geldiğim için mi kızgınsınız? Mektubumda açıklamıştım. Bunlar mesele değil. O halde ne var? Mutlaka bir şeye kırıldınız. Size karşı çok mu kaba davrandım? Bir derdim olabilir. Herhangi bir durum karşısında üzülebilirim. Ya da çok daha büyük bir acım olabilir. Sizi üzen şey nedir? Lütfen anlatın. Neden susuyorsunuz? Sorularım o kadar ciddi ki sizin de ciddi olmanızı bekliyorum. Sesiniz beni korkutuyor. Ne kadar üzgün olduğumu anladınız. Şakayı bir tarafa bırakın Cüneyt Bey. Pekala. İşte ciddiyetle sizi dinliyorum. Küçük bir ricada bulunabilir miyim? Her emrinizi yerine getirmeye hazırım. Sizden benim için çok önemli olan bir olayı bütün ayrıntılarıyla anlatmanızı istiyorum. Elbette. Geçenlerde bana mehbarenin evinizde çıkardığı bir skandaldan bahsetmiştiniz. Bunun nedenini bana olduğu gibi anlatır mısınız? Ben de ciddi bir soruyla karşılaşacağımı zannetmiştim. Bir delinin sizi bu kadar üzebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Yoksa size bir şey mi yaptı? Bu söz konusu bile değil. Sadece soruma cevap arıyorum. Bu cevabı size daha önce vermiştim. Unutmuş değilim. Belki sizin unuttuğunuz noktalar olmuştur. Onun için lütfen bir kere daha anlatın. Bu yüzden yorulsanız da ben dinleyeceğim. Basit bir kriz anıydı. Geldi geçti. Öyle mi? Fakat anlayamıyorum. Şimdi de ben sormak zorundayım. Benden ne duymak istiyorsunuz? Ne sizi ne de kendimi fazla yormak istemiyorum. Bir mektup aldım. Sizin anlatmak istemediğiniz her şey burada ayrıntılarıyla yazılı. Tek istediğim gerçeği duymak Cüneyt Bey. Bu yüzden de açık konuşmanızı tekrar rica ediyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Sizden beklediğim doğrudan doğruya olayı anlatmanız. Yani gözlerime bağladığınız mendili kendi elinizle çözmeniz. Bunu yapacağınızdan eminim. Neler söylüyorsunuz? Düşmanlarımız olabilir. Aramızı açmak isteyebilirler. Hemen her şeye inanmak mı lazım? Bana inanmanızı arzu ederdim. Bana sadece evet Feyza, seni aldattım deyin. Gerisi kolay olur. Bakın, mutluluğumuzu kıskananlar olabilir. O halde şu mektubu okuyun. Hepsi yalan, iftira. Demek bu saçma sapan sözlere inandınız. Buna inanamıyorum. Neden beni aldattınız? Yemin ederim ki hepsi yalan ve iftira. Lütfen bu mektubu hemen yok edin ve böyle çirkin şakalara da bir daha kulak asmayın. Hem nasıl oluyor da meçhul bir düşmanın yalanlarına inanabiliyorsunuz? Mutluluğumuzu düşünsenize. Rica ederim bu kadar kuruntulu olmayın. 5 günden beri bu anı bekliyordum. Istırabımı azaltacağınızı düşünmüştüm. Size doğruyu söyledim. Suçluyum diye haykırsaydınız size daha çok inanırdım. Yeter artık Feyza. Şu mektubu yırtıp atın ve bu konuyu da burada kapayın. Hem beni hem de kendinizi boş yere üzüyorsunuz. Allah'ım, hiç bu kadar çaresiz olmamıştım. Ne olur beni bu karanlıktan kurtar. Düşmanlarımız olabilir demiştim. Herkes bizi kıskanıyor. Ama biz birbirimize inandıktan sonra ne yapsalar boş. Ben de öyle olmasını isterdim. Yorgunsunuz. Lütfen gidip biraz dinlenin. Teşekkür ederim. Dinlenmeye muhtaç olan yalnız gönlümdür. Bu kuruntular bizi bütün hayatımız boyunca kemirecek olursa nasıl mutlu olabiliriz? Ben o mutluluk için bütün hayatımı vermeye hazırdım. Bakın, inanın Mehpare ile aramızda bir ilişki yok. O çok zavallı bir kız. Akılsızlığı yüzünden kötü bir yola düştü. Ben onun sadece koruyucusuyum. Buna inanın Feyza. Bana inanmıyorsunuz değil mi? Siz bilirsiniz. İleride bu kız yine bana dönecek. Ona ben bakacağım. Bu kimse sizi korumaktan beni men edemezsiniz. Demek öyle. Evet. Onu ben yaşatacağım. Hem de ömrümün sonuna kadar. Üzgünüm Cüneyt Bey. Aramızda her şey bitti. Bu da yüzüğünüz. Güle güle. Hoşça kalın Feyza Hanım. Gitti. Yıllardır çektiğim acı, hasret, döktüğüm gözyaşı hep bu günü, bu karanlık anı görmek içinmiş.
Nereye gidiyorsun böyle? İstanbul'a, bazı işlerim var babaanne. Akşama doğru mu gelirsin? Hayır, oradan Yeşilköy'e, anneme gideceğim. Peki, nasıl istersen. Cüneyt Bey giderken pazar günü gelip gelmeyeceğine dair bir şey söylemedi. Mektupla mı bildirecek? Olabilir. Annene bizden de selam götür. Tabii, Allah'a ısmarladık. Anneniz evde yok küçük hanım. O da sizin köşke gitmişti. Ne zaman gitti? Sabahleyin. Anladım. Teşekkür ederim. Ah, yenge, ne kadar üşüdüm. Çok da ıslanmışsın yavrum. Hemen üstünü değiştir et. Var. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Yok bir şey. Sen üstünü değiştir de gel. Babaanne. Bu da ne? Ama bu Cüneyt'in yazısı. Muhterem Sermet Paşa. Nişanlım Feyza Hanım'a ilk günden beri saygı ve hayranlık duydum. Fakat nişanlım son günlerde bir takım kuruntularla kendini üzmeye başladı. Bu kuruntular kuracağımız yuvamızın ahengini bulandırmaya çok müsaitti. Kendisine olduğu kadar beni de üzen bu durum, geleceğimiz ve mutluluğumuz hakkındaki düşüncelerimizi sarstı. Ben çok daha önceden bu beraberliğin yürümesine imkan olmadığını anlamış bulunuyorum. Nişan yüzüklerimizi bir hatıra olarak saklayacağım. Saygıdeğer ailenize sonsuz hürmetlerimi sunarım. Cüneyt Hare. Alçak! Ağlama yavrum, dur, üzülme. Ne önemi var ki? Hayırlısı böyleymiş. Allah daha iyisini verir inşallah. Hiç üzülme kızım. Mükemmel bir aktörmüş. Ne oldu Feyza? Niçin böyle oldu? Aranızda ne geçti? Hepsini anlatacağım babaanne. Hepsini. Ama önce izin verin de bu konuyla ilgili olan mektubu getireyim. Sen gitme Feyza. Yerini söyle, ben gidip alayım. Çalışma masamın gözünde. Diğer zarflardan ayrı duran büyük zarf. Zaten bu adamın böyle bir şey yapacağı belliydi. Benim aklım ermiyordu. Yok düğünü birkaç yıl sonra yapmak, yok yaşadığı yeri gizlemek, yok büyük annesini haftalarca göstermemek. Mantık dışı yapılan işlerin hepsi böyle çökmeye mahkumdur. Senin hatan bu adama körü körüne güvenip bağlanmandır. Her hatasını gizlemeye çalışıyordun. Biz büyükler elbet senden daha iyi görüyor ve anlıyorduk. Ama canın sıkılmasın diye ses çıkarmıyorduk. Doğru söylüyorsun ama ne çare? O alçağa haddini bildirmek istiyorum. Her şeyi Allah'a bırak. Bu adamı mahkemeye vermeli. Bakalım genç bir kızın duygularıyla oynamak nasıl oluyormuş? Elbette. Kızcağız yıllardan beri onun yolunu bekledi. Yalnızca yazdığı o riyakâr mektupların hesabı sorulsa bile yeter. Hep masum bir kalbi çalmak için. Allah'ım ne müthiş şey. Adeta canavarlık. Vallahi ben Feyza'nın yerinde olsaydım kederimden ölürdüm. Doğrusu çok güçlüsün Feyza. Böyle olmak herkesin harcı değildir. Sen olgun bir insansın. Hatta örnek bir insan. Hadi. Kalk kızım. Odana çık da biraz dinlen. Zavallı kardeşim. Ne kadar üzüldüğünü anlayabiliyorum. Cüneyt Bey'in mektubu geldiğinde beynimden vurulmuşa döndüm. Kötü bir rüya gördüğüme inanmak istiyordum. Hala bu işin gerçek olduğuna inanamıyorum. Ben de. Görünüşte sadece nişan bozuldu. Oysa iç yüzü... Bu tablolar.
Bütün bu acılara, üzüntülere onlar sebep oldu. Hepsini yakmalı. Onlar da yaşayan ruhla artık benim ilgim yok. Bundan sonra sanata faydalı olamam. Böyle düşünme Feyza. Bu kadar kötümser olmamalısın. Zamanla bütün bu sıkıntılar, bu acılar bitecek. Her şey düzelecek. Eminim ki bir gün tahmin ettiğinden çok daha mutlu olacaksın. Şimdi yorgun ve üzgünsün. Hepsini, onların hepsini yakmalı. Şimdi bunları düşünme. İleride ne istersen yap. Ama şimdi yalnızca sağlığını ve hayatını düşün. Ona ait bütün hatıraların çevremden silinmesini istiyorum. Zamanla silinir. Üzüntülerin ve acıların gibi hepsi silinir. Emin ol ki Feyza, bir gün onun uğrunda döktüğün gözyaşlarını acıyacaksın. Zaman acılarımı silip götürebilir. Oysa nefretim hayatımın sonuna kadar eksilmeyecek belki. Yalnızca ondan değil, ona ait her şeyden ömrümce nefret edeceğim. Feyza, belki her şey sadece bir kabustan ibarettir. Ne demek istiyorsun? Telaşlanma. Hayatta daima beklenmeyen şeyler olur. Bir gün Cüneyt'in pişman olup özür dilemeyeceğini nereden biliyorsun? Bu sözü bir daha tekrarlarsan çok gücenirim. Ben onu yıllarca bekledim. Mutluluğum için uzanan bütün elleri geri çevirdim. Buna karşılık o sadece benimle alay etmeye gelmiş meğer. Artık bir daha bana asla dönemez. Daha provan bitmedi mi Cavidan? Bitti şekerim. Bir dakika bekle, geliyorum. Ay iğneler her tarafımı yırttı. Bir daha provamı. Bu son olsun. Dur bakalım, daha işin başındasın gelin hanım. Aman bana öyle söyleme anne. Bir zamanlar Feza'ya da aynı şeyleri söylüyordu. Belkıs, sen bizimle bahçeye çıkmayacak mısın? Hayır, başım ağrıyor. Biraz yatmak istiyorum. Hadi Feyza, çıkalım. Doğru söyle Feyza. Sen bu ayrılığa gerçekten üzülmedin mi? Evet, hiç üzülmedim. Annem buna inanmıyor. Yalnızca kendini avuttuğunu söylüyor. Yanılıyor o halde. Beni üzen tek şey Ele Güne karşı duyduğum utançtır. Biz aklı başında insanlardık. Bizim için bu ayrılık gerçekten utanç sayılır. Adam sende. Düşündüğüm buysa bu zamanda insan bir değil birkaç nişanlıdan ayrılıyor. Evet ama bizim durumumuz başkaydı. Doğru Feyza. Mektuplarınız bile dillere destan olmuştu. Herkes size özeniyor, sizi kıskanıyordu. Ama bu adamın kalbini hiç mi düşünmüyorsun? Ben olsam o mektupta yazılanlara tamamen inanmazdım. O seni seviyordu. Sevgisi nefreti dönemediğine göre herhalde o da çok üzgündür. Vicdanı olmayanın kalbi hiç olmaz. Her şeye inanırım. Fakat seni sevmemiş olduğunu asla. Anlıyor musun? Buna dünyada inanmam. Sevmediği bir insana kim bu kadar dil dökebilir ki? Kendisini Don Juan sanan bir Cüneyt Halet tabii ki. Fakat Feyza, bu adam aylarca rol yaptı da nasıl hiçbir şeyin farkına varılmadı ha? Ben birçok şeyin farkındaydım. Fakat hepsini hazmediyor ve ümitle bekliyordum. Oysa böyle durumlarda en küçük hareketlere bile dikkat etmek lazım. Çünkü bu küçük hatalar ileride daha büyük sorunları ortaya çıkarıyor. Sahi mi söylüyorsun? Demek en küçük hatayı bile kabul etmemeli. Bak, geçen gün benimkine de bıyıklarını kestirmesi için yalvardım. Halbuki bu hafta biraz daha uzatmış. Demek ki niyeti kötü. Yok canım, bu hata sayılmaz ki. Üstelik de Muhlis'e bıyık çok yakışıyor. Ben bir türlü yakıştıramıyorum. Aa, burada bir kitap unutulmuş. Eyvah, dayımınmış. Bilseydim elimi bile sürmezdim. Şimdi ellendiğini anlayıp kıyameti koparacak. Korkma canım, ben elledim derim. İyi olur. Çünkü sana karşı nedense barbar olamıyor. Hem kitapların dostu olduğun için belki merakını da hoş görür. Aman kaç zamandır büsbütün çekilmez oldu. İşine de seyrek gidiyor. Demek ki burada oturuyormuş. Neredeyse yine gelir. İstersen yolumuza devam edelim. Nereden devam edeceğiz? Bundan sonrası Sarp Bayır. Köşkün bu tarafına hiç bakılmamış ki. O halde geri dönelim. Öf, şu pis kitap rahatımızı kaçırdı. Şurada ne güzel oturacaktık. Oh, ne güzel bir manzara. İnsanın içi açılıyor. Dayım bunlardan ne anlar sanki? Hadi gel, o gelinceye kadar biraz oturalım. Hadi, otursana.
Oh, kurban bayramı da yaklaşıyor. Ne kadar seviniyorum bir bilsen. Muhlis de gelecek. Onunla daha rahat görüşebileceğiz. Cüneyt bir konuda haklıydı. Bu kız bugün ıstırabını, yarın saadetini haykıran bir tip. Başkalarının üzülüp üzülmediği umurunda değil. Cavidan! Cavidan! Neredesin Cavidan? Eyvah, beni çağırıyorlar. Of, ne isterler benden? İşte dayım da geliyor zaten. Bu evde bir dakika rahat nefes almak mümkün değil. Cavidan, bir arkadaşın gelmiş, git bak. Kim acaba? Kim olacak senin gibi şımarığın teki? Affedersiniz dayı bey, ben şımarık değilim. Defol. İzninizle, ben de gideyim mi? Siz çağrılmadınız Feyza Hanım. Bir dakika oturmaz mısınız? Nasıl isterseniz. Buyurun oturun. Bu adam neden benimle böyle ilgileniyor? Sakın bana tutkun olmasın. Yok canım. Düşündüğüm şeye bak. Tam adamını buldum. Feyza Hanım. Özür dilerim. Birden daldım da. Kitabınızı bilmeyerek elledim. Fakat aynen yerine bıraktım. Bunun önemi yok. Sizinle daha ciddi konular üzerinde görüşmek istiyorum. Elbette Behzat Bey. Feyza Hanım, erkeklerin samimiyetine bundan sonra ne derece inanıp inanmayacağınızı bilmiyorum. Buna rağmen size bir iyilikte bulunmak istiyorum. Eğer beni teselli etmek için yorulacaksanız, bu zahmete hiç gerek olmadığını söylemeliyim. Sözlerimin sizi sıkmayacağını sanıyordum. Eğer beni dinlemek istemiyorsanız o başka, hemen susarım. Hayır, her zaman öğütlerinizden faydalandım. Sizin dostluğunuza güvenirim Behzat Bey. Az önce Cavidan'la konuştuklarınızın bir kısmını duydum. Herkes kalbinizin sırrını çözmek istiyor. Çoluk çocuğu bile inandırmak isterken nasıl yorulduğunuzu anlıyorum. Bütün bunlara başka üzüntüler de katılabilir. Bütün bu çabanız sadece gururunuzu kurtarmak için. Saadetinizi hiçbir şey geri getiremeyecek. Tahmin ettiğiniz kadar üzgün değilim. Yalnızca aldandığımı üzülüyorum. Şimdi hayatı biraz anlar gibi oldunuz. Sizi olgunlaştıracak ilk adımı attınız. Söz kesildiği günün akşamı terasta yaptığımız konuşmayı hatırlıyor musunuz? Hı hı. O zaman size çok saf olduğunuzu söylemiştim. Şimdi bana hak veriyor musunuz? Sanırım eskisinden daha iyi anlaşıyoruz. Behzat Bey. Böyle olmasını istemezdim Feyza Hanım. Fakat yaşamak devamlı mücadele etmektir. Bundan kaçmak mümkün değildir. Siz bu adamın yalnızca gösterişine kapıldınız. Mektuplarındaki ifadeler kalbinizi büyüledi. Oysa bu tür adamlar bugün size, yarın bir başka kadına aynı dili dökerler. Böyle insanlardan sakınmak gerekirdi. Bunları bana o zaman da söylemiştiniz. Çünkü başından beri böyle bir durum olacağını biliyordum. Nedense bu adamı size layık göremedim. Çünkü size olan aşırı hayranlığı bana anormal geliyordu. Gerçek olan bir şeyin garantisi için bu kadar yorulmaya gerek yoktur. Gerçek daima ortadadır. Ancak bir yalancı inandırmak için çırpınır, dil döker, yemin eder. Ben gafil avlandım Behzat Bey. Oysa başlangıçta bu işin sakatlığını sezdiğim anda yolumu değiştirebilirdim. Gönlünüzde o büyük aşk yaşarken mi? Bana kalırsa o yol sizi cehenneme götürse gene seve seve giderdiniz. Ayrıca bugün ondan nefret ettiğinizi söylüyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Bu ateş hiç sönmeyecek. Sizi daima ıstırapla yaşatacak. Asıl siz burada yanılıyorsunuz Behzat Bey. Tartışmayalım. Boş yere üzülmenizi istemem. Hayır, tartışalım. Bu adamı tamamen unuttuğumu size nasıl ispat edebilirim? Neden boş yere yorulacaksınız? Farz edin ki ben inandım. Benim gibi başkaları da inansın. Siz acı çekmeye devam ettikten sonra bu neye yarar? Tamam işte. Size acı çekmediğimi ispatlamak istiyorum. Aramızda geçen onca şeyden sonra onu nasıl düşünebilirim? Nasıl sevebilir? Ben kalbinizi tanıyorum. Bu kalbe giren aşk kolay kolay çıkmaz. Onu hiçbir sebep öldüremez. Zaten aranızda gerçek nefreti doğuracak ne geçti ki? Daha ne geçmesini istiyordunuz? Bunlar yeterli değil Feyza Hanım. Siz ona bu iş bitti dediniz. O da size nazik bir veda mektubu gönderdi. Böyle ayrılanlar bir gün yüz yüze bakabilirler. Ve bu ümidi hiçbir kuvvet yok edemez. Ne istiyorsunuz? Daha ne yapabilirim? Bu adamı en ağır şekilde suçlayabilir misiniz? Bir daha görmeyeceğim bir adam mı? Bir mektup da bu işi görebilir. Bir mektup mu? Evet.
Görüyorum ki gerçekten çok güç durumdasınız. Fakat isyanınız ne kadar sonsuz olursa olsun gene de böyle hareket edebileceğinize inanamam. Ne demek istiyordun? Siz bu kadar cesur olamazsınız. Öyle mi? Bu mektubu yazacağım. Hem de istediğiniz şekilde yazacağım. Göreceksiniz. Yalnız siz değil. Bütün inanmayanlar görecekler. Nefretimin büyüklüğünü anlayacaklar. Bu mektubu yazdıktan sonra bana gösterir misiniz? Hay hay. Bütün olayları baştan sıralayarak, yaptığı rezaletleri yüzüne haykırarak, en ağır, en acı hakaretleri sayıp dökerek. Hepsini. Göreceksiniz ki hepsini yazacağım. Böylece Cüneyt'in arkasından ağlamadığımı anlayacaksınız. Şimdi izninizi rica ediyorum. Fakat sizinle daha başka bir konuyu görüşmek istiyordum. Ciddi bir konuyu. Evet. Neyse, başka zamana kalsın. Bugün sinirlisiniz. Sizi rahatsız ettim Behzat Bey. Fakat şu gelen cevabı görmenizi istedim. Ondan cevap mı geldi? Evet, bugün öğleden sonra aldım. Tahmin ediyordum. Fakat memnun görünmüyorsunuz. Okursanız siz de memnun olmayacaksınız. Verin bakayım. Ama bu mektup baştan sona küfürle dolu. Bu sözlere muhatap olmayı kabul ediyorsunuz demek. Ne münasebet. O halde bu paçavrayı neden atmadınız? Okumanız için. Şimdi parçalayıp çöpe atacağım. Bu yetmez. Bu parçaları onun suratına atabiliyor musunuz? Fakat... O kadar güç değil. Boş bir zarfa koyup ona geri gönderebilir misiniz? Bunu düşünmemiştim. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Yarın ilk işim bunu postalamak olacak. Biraz oturun Feyza Hanım. Sizinle konuşacaklarım var. Geçen gün bahçede size önemli bir şey söylemek istediğimi ve sonra da vazgeçtiğimi hatırlarsınız. Şimdi hayatınızın geçmişe ait kısmını tamamen kapatalım. Ve geleceğinize bakalım. Nasıl? Dinleyin. Gene o gün sizi üzecek başka sorunların da çıkacağını söylemiştim. Nelerden söz ettiğinizi anlamıyorum Behzat Bey. Anlatacağım. Toplumumuzda evlenme çağındaki genç kızları ilgilendiren bir gelenek vardır. Ben sizin bu geleneğe karşı olduğunuzu biliyorum. Hangi gelenekten söz ediyorsunuz? Görücüye çıkma geleneğinden Feyza Hanım. Siz böyle aracılı evlenecek bir kız olmadığınız halde buna tahammül edeceksiniz. İşte ben bu işkenceyi önlemek, ruhunuzun tamamen iyileşinceye kadar sizi hırpalayacak bu saldırılara siper olmak istiyorum. Nasıl? Sizi bir süre için nikahım altına alayım. Bu hareketim tamamen bir koruma niteliğinde olacaktır. Ne? Neler söylüyorsunuz? Feyza Hanım, lütfen beni bir dakika dinleyin. Bu kararı vermek için çok düşündüm. Amacım insani bir görevi yerine getirmektir. Siz topluma gereken bir insansınız. Sizi anlayamayacak bir insanla evlenerek dehanızın ziyan olmasına razı olamam. Namusum üzerine yemin ederim ki sadece dedikodulardan uzakta rahat çalışmanız ve bu çalışmanızla topluma yararlı olmanızı istiyorum. İstediğiniz an serbest kalacaksınız. Bu arada da ben mantığımın ve vicdanımın emrettiği görevi yerine getirmenin rahatlığını duyacağım. Gösterdiğiniz bu yakınlığa teşekkür ederim. Bu evlenme formalitesi benim için büyük bir fedakarlıktır. Ama ben bu fedakarlığı sizin için yapmaya hazırım. Gerçekten teşekkür ederim. Ama bu teklifi kabul edemem. Sizden şimdi bir cevap istemiyorum. Zorluklarla baş başa kaldığınız zaman teklifimi hatırlarsınız. Ben Mecidiyeköy'de büyük bir villa yaptırdım. Teklifimi kabul ettiğiniz an oraya gideriz. Orada istediğiniz şekilde yaşar ve çalışırsınız. Ayrıldığımız gün de ben tamamen çevrenizden silineceğim. Uzak bir ülkeye gitmeyi düşünüyorum. Bütün söylediklerimi kelimesi kelimesine yerine getireceğimden emin olabilirsiniz. Ve yeryüzünde herkesin bir Cüneyt olmadığını da kabul edin. Teşekkür ederim Behzat Bey. İzninizle. Aman Allah'ım. 40 yıl beklese yine de onun nikahı altına girmem. Budala.
Hava ne güzel. Paşa baba, paşa baba. Deli kız, bu saatte böyle nereden çıktı? Paşa babacığım, sabah çayına yetişmek için ilk vapurla yola çıktım. Eğer kaynanam sağ olsaydı hiç böyle yalnız başıma erkenden sokağa çıkmama izin verir miydi? Ah benim afacan kızım, hala çocuksun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ama kaynana baskısından kurtulmuş olmana her zaman üzülürüm. Aha. Böyle bahar gibi taptaze, güneş gibi parlak, inci gibi güzel bir genç kadının şafakla beraber yollara düşmesi hiç de doğru değil yani. Günaydın sevgili ressamım. Nasılsın? Günaydın canım. Sen nasılsın? İyi olduğumu görüyorsun. Aynı zamanda seni kutlamak için can atıyorum. Neden? Ah kurnaz, dur hele. Büyüklerin hatırını sorayım. Sonra seninle konuşacağız. Aylardan beri görmemiş kadar özledim. Halbuki daha bir hafta önce buradaydım. Biz de öyle. Ne iyi ettin de geldin. Doktor bey nasıl? Hastalarıyla meşgul. Daha doğrusu delileriyle. Niye bu sözleri bırakmıyorsun Cavidan? Kocanı bir gün darıltacaksın. Aman güleyim bari. Kocam kaynanamın ölümünden sonra bir dediğimi iki etmiyor. Görümcelerim dersen onlar da kocaya varıp ayrı ev bark sahibi oldular. Artık hiç kahyam kalmadı. Bize hesaba katmıyor musun? Sizin gibi kahyalara canım kurban. Hem bu lafları bırakalım artık. Ben bugün özellikle seni kutlamak için geldim buraya. Niçin? Anlayamıyorum. Kurnaz olduğunu söylemiştim. Herkes seni niçin kutluyor? Bu ne başarı? Bu ne sükse canım? Tablolarımdan mı söz ediyorsun? Hele şunu bileydin. Bak dinle şekerim. Biliyorsun kocamın çevresi çok geniş. Onlarla her görüştüğümüzde senden mutlaka bahsedildiğini sana daha önce de söylemiştim. Fakat şu son günlerde adeta çevrenin tek konusu sensin. Nereye gitsem, kiminle konuşsam senden, tablolarından bahsediyor. Hele son eserin herkesin dilinde, koltuklarımın nasıl kabardığını sana anlatamam. Akraba olduğumuzu öğrenenler hemen etrafımı sarıyor. Senin hakkında bilgi istiyorlar. Kimi yaşıyor? Yaşını, kimi boyunu öğrenmek istiyor. Gazetelerde resimlerini ve hakkında çıkan yazıları görmemiş olanlar senin şeker gibi bir genç kız olduğunu duyunca inanamıyorlar. Bilsen öyle eğleniyorum ki. Sonra herkesin takdir ettiği, saygı duyduğu büyük ressamla akraba olmak da bana büyük bir mutluluk. Doğrusu bir gün seninle bu kadar gurur duyacağım hiç aklıma gelmezdi Feyza. Ben sanatın daha ilk basamaklarındayım Cavidan. Böyle kutlanmak güzel ama bugün için çok erken. Sen zaten aptalın tekisin Feyza. Dinle beni. Ben herkesin beğendiği o eserleri hiç beğenmiyorum. Çünkü hepsi o kadar çocukça çizilmiş ki. Sadece hayal. Oysa hayat bu değil. Gerçek renkler bambaşka. İyi ki evlenmedin. Yoksa bu şekilde çalışıp başarıya ulaşamazdın. Önünde parlak bir gelecek var. Eğer aklın varsa bundan sonra da evlenme. Ben kararımı çoktan verdim Cavidan. Bunu biliyorsun. Hayatımdan çok memnunum. Maddi ve manevi rahatım yerinde. Haklısın. Şimdi yeni hazırladığın bir şey var mı? Evet, bitmek üzere olan bir gelinlik kız tablom var. İşte bu mükemmel. Yalnız şu görücü derdinden bir türlü yakını sıyıramıyorsun değil mi? Ne yazık ki öyle. Her şeye rağmen büyüklerimiz bir genç kızın mutluluğu yalnız evlilikte araması gerektiğine inanıyorlar. Yalnız büyükler değil. Bütün toplum böyle düşünüyor. Bir bakıma doğru. Bana kalırsa Allah kadını sırf ev işi görsün diye yaratmadı. Eğer böyle olsaydı ona bir takım yetenekler vermezdi. Canım kardeşim, boşuna ne üzülüyorsun? Sen bildiğin gibi hareket et. Kim ne derse desin. Çocuklar, hadi çaya gelin. Sizi bekliyoruz. Sonra konuşuruz Cavidan. Hadi gel. Hadi. Hey çocuklar, bugün niçin geldim biliyor musunuz? Nereden bilelim Dilara Hanım? Yoksa hayırlı bir iş için mi? Bildim benim şeytan kızım. Ben Feyzacığım için geldim. Ona öyle mükemmel bir kısmet buldum ki. Nasıl kısmet? Pek mi mükemmel? Bilirsiniz ki ben öyle olmayacak dualara amin demem. Onun hakkında bütün araştırmaları yaptım. Kendisi ziraat mühendisi. Tahsilini Macaristan'da yapmış. Kimsesi de yok. Onun dürüst ve namuslu olduğunu söylüyorlar. Üstelik de çok yakışıklı.
Pekala, kimsesi olmadığına göre herhalde İstanbullu değil. Evet, şeyliymiş, Kafkasya taraflarında. Ay, adı neydi? Dağistan. Evet, Dağistan. Amma da yaptınız ha. Ben yabancıya kız vermem. Fakat Paşa Hazretleri, kendisi aslen Türkmüş. İstanbul'a da çok küçükken gelmiş. Türk kültürüyle yetişmiş. Benim aklım ermez. Her şeyin hayırlısını dilemeli. Önceki damat adayını unuttunuz mu? Böyleleriyle derde girmektense temiz yürekli, aile erkeği olacak nitelikteki bu insanlara kızlarımızı vermeyi daha uygun buluyorum. Yine de siz bilirsiniz. Paşa, Dilara Hanım'ın sözlerini yabana atma. Bu adam bir kere gelsin görelim. Ondan sonra kararımızı veririz. Hakkınız var hanım. Birdenbire karar vermeyelim. Kendisiyle görüşüp anlaşalım. İşimize gelirse ne âlâ. Gelmezse de mesele yok. Evet, en uygun yol bu. Sen ne diyorsun Feyza'cığım? Hiç sesin çıkmıyor. Kendisine benden bahsedildi mi? Tabii yavrum. Senin gibi aydın ve yetenekli bir kızdan nasıl bahsedilmesi gerekirse öyle. Aslında çok zor beğenen biriymiş. Ta ki senin resmini görünceye kadar. Benim resmimi nerede görmüş Dilara Hanım? Galiba gazetede. Yavrucuğum, bu adam seni resmen istiyor. Seninle hemen evlenmeye hazır. Artık düşün taşın. Aceleden hiç hoşlanmam. Birbirimizi görmeden, konuşup görüşmeden nasıl böyle kesin karar verebilmiş? Seni o kadar iyi tanıyor, hakkında o kadar çok şey biliyor ki beni kabul etsin yeter diyor. Siz kendisiyle görüştünüz mü? Elbette. Arkadaşlarıyla bize geldi. Saatlerce konuştuk. Sana söylüyorum, bu adam her bakımdan senin dengin kızım. Adı nedir Dilara Hanım? Dur bakayım. Kasım. Kasım Kamber. Aa, ne acayip bir isim. La havle. Huyu güzel olsun. Adının ne önemi var? Doğru ama. Ay ne tuhaf. Kasım Kamber. Feyza'cığım, eğer hakkında hayırlısıysa bu kısmeti geri çevirme. Anlaşılan sen gelinlik kız tablona kendi saadetini sembolü olarak başlamışsın. Bunlar ikinci planda düşünülecek şeyler Cavidan. Fakat şu Dağistan meselesi. Ayol, bu meseleyi neden büyütüyorsun? Aslı Türk olduktan sonra ne fark eder? Seni anlasın ve mutlu etsin. Bu önemli. Ben de aynı fikirdeyim Feyza. Ama yine de sen bilirsin. Pekala. Bu hafta içinde köşke buyursun bakalım. Seni öyle güzelleştireceğim ki Feyza'cığım. Kasım Kamber büyülenecek. Başka tarafa başını bile çeviremeyecek. Üzgün duruyorsun. Yoksa bu adamı istemiyor musun Feyza? Yok canım. Hayatımın yeni bir dönüm noktasında olduğuna göre bu halimi normal karşılamalısın. Evet ama bana öyle geliyor ki. Ah Feyza, ne sen ne de ben sevgi evliliği yapamadık. Ama elden ne gelir, kaderimiz böyleymiş. Geliyor, geliyor. Bahçe kapısından içeri girdi. Ben hemen gidip bakayım. Bari kendini iyice görebildin mi? Güzel mi? Ay, bayıldım valla. Sana nasıl anlatayım, Cüneyt'ten bin kat daha güzel. Öyle centilmen bir tavrı, öyle vakur bir hali var ki ben şimdiden kabul ettim doğrusu. Hadi salona git, yoksa seni içeri iterim alimallah. Nasıl, beğendin mi? Kararın nedir? Evlenmeyi kabul ettikten sonra fena değil. İnşallah hakkında hayırlıdır Feyza'cığım. Yuvasına dört elle sarılacak birine benziyor. Herhalde seni mutlu eder. Galiba gidiyor. Koş, koş geçir. Hadi, hadi acele et. Feyza'cığım, bu bulunmaz bir adam. Hemen aileye ısındı. Neydi o Cüneyt'in bize yaptıkları? Her gelişinde hepimizi sıra sıra mum yapıp şamdana dikiyordu. Put gibi hareketsiz durmaktan, bir pot kırmamak için dilimizi ısırmaktan ölüyorduk.
Oh, yaşasın Kasım eniştemiz. Asıl kahkahanın sunturlusunu ne zaman koyuverdin biliyor musun? Bana hangi okula gittiğimi sorunca Kasım Kamber yüzüğümü fark edemedi. Evli bir kadın gibi davransaydın seni çocuk yerine koymazdı. Neydi o halin? Kalkıp bir çifte telli oynamadığın kaldı. Ama anneciğim, o da çok komik, ne yapayım? Senin gibi hiç kimse maskaralık yapmadı. Kocan da viziteye gidecek günü buldu. O yanında olsaydı böyle davranmazdım. Ay, bir kahkaha da buna atayım bari. Kocacığıma ne iftira ne iftira. Melek gibi adamcağız. Kasım enişte de çok şanslıymış ki senin gibi bir kaynanaya düşmedi. Halt etmişsin sen. Ben iyiye iyi, kötüye kötü derim. Kasım pırlanta gibi bir adam. Aman nazar değmesin. Gerçekten sevdiysen mesele yok. Tabii ki sevdim. Zaten adamcağız sihirli mi ne? Sadece seni değil herkesi bağladı kendine. Öyle değil mi Feyza? Bilmem, ben pek fark edemedim galiba. Hadi oradan seni gidi seni. Bize ağız yapıyorsun. Gündüz gözlerinin içi gülüyordu. Doğrusu bir anda ruhu baştan başa okuyan keskin bir görüşünüz var yenge. Elbette. Sen o yolda giderken ben dönüyordum yavrum. Hepinizden fazla hayat tecrüben var. İnsanın gözüne bir baktım mı... Anlıyorum, anlıyorum. Neyse, bırak şimdi alayı da beni dinle. Bu adam gerçekten mükemmel biri. Ama onu sıkı tutmaya dikkat etmelisin. Sakın ilk defaki gibi toy davranma. Bana kalırsa o işe biraz da senin toyluğun sebep oldu. Fakat yenge... Şaşırma. Erkekler evlenecekleri kadının kendilerinden daha akıllı, iradeli ve yetenekli olmasını istemezler. Onlar karşılarında kadın beklerler. Canın sıkılıyor ama gerçek bu. En başta hoşgörülü davranacaksın. Onun mizacına uymaya, onu kırmamaya çalışacaksın. Ben bütün bunları Feyza'ya öğretirim. Siz karışmayın. Senin öğreteceğin saçmalıkları biliyorum ben. Hı. Onun aklı başında. Nasıl isterse öyle hareket eder. Sanırım en doğru sözü şimdi söylediniz yenge. Onlar nedir Feyza? Ivır zıvır şeyler. Ya şu arkadaki mektup tomarı? Arkadaşlarımdan gelen mektuplar. Aman Feyza'cığım, bunları bize yutturursun ama Kasım'a yutturamazsın. Cüneyt'e ait ne varsa hepsini derhal ortadan kaldır. Ah, dur bakayım. Orada resimler de var. Sen hala o resimleri yırtmadın mı? Yırtacaktım. Hmm. Fakat unutmuşum. Tabii hepsini yırtacağım. O halde ver şimdi bana, hemen elimle yırtayım. Belki sonra yine unutursun. Feyza'cığım, şu kırbacı da kaldır ortadan. Erkekler kadınların en masum hatıralarını bile kıskanır. Allah senden razı olsun Feyza'cığım. Geçen yazı seyahatte geçirmiştik ama bu yaz kocamın yazlığa gitmeye hiç niyeti yoktu. Şimdi senin düğününün bahanesiyle buraya kapağı attım. Kendisi de memnun görünüyor. Hatta bütün yazı burada geçirelim diyor. Ne güzel değil mi? Ama sen aramızdan ayrılacaksın. Gerçi uzağa gitmesen bile yeni evlilik bu. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Yok canım, yine de bir arada oluruz. Aman şekerim, sen kime ağız yapıyorsun? Balayı bu, balayı. Sen istesen bile Kasım enişte aramızda bir günden fazla kalmak istemeyecektir. Adamcağız bugünden itibaren bütün gözlerden uzak yaşayabileceğiniz bir ev aramaya çıktı. Eminim ki bu evi en çabuk şekilde döşeyip kapısının üstüne de içeri girmek yasaktır diye bir tabela asacaktır. Sen Feyza'nın nazlandığına bakma. Hafta içinde nişan yüzüklerini ısmarlamaya gittikleri gün o dediğin evi birlikte arayacaklar. Görürsün. Feyza o evin bütün gözlerden uzak bir çevrede olmasına Kasım'dan daha fazla dikkat edecektir. Elbette yenge. Bu yuvanın bütün gözlerden uzak olmasına, mutluluk ışığıyla dolmasına çalışacağım. Sanırım bu benim hakkımdır. Burada olduğumu biliyordunuz. Ben farkında değildim. Farkındaydınız. Neden inkar ediyorsunuz? Huzurunuzdan kovulmaktan korktuğum için. Böyle bir ihtimal sizin için söz konusu bile olamaz. Teşekkür ederim. Demek ki barıştık. Dargın olduğumuzu sanıyordunuz ha? Ne bileyim. Bunu nasıl düşünürsünüz? Size karşı olan hatalarıma rağmen beni affettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yaz da kendini göstermeye başladı artık. Behzat Bey. Dinliyorum. Sizin şu evlilik konusundaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyordum. Çok iyi. Mutlu olmanızı dilerim. Sahi mi? Evet. Sizi daha önce tebrik edemediğim için de üzgünüm. Yani hiçbir itirazınız, hiçbir... Hayır.
Hiçbir sözüm yok. Tekrar yanılmayacağınızdan eminim. Bakın, kendi düşüncelerinizi kimsenin mantığıyla ayarlamaya kalkmayın. Aldanmayan yalnız kalptir. Benim veya bir başkasının fikri sizi ilgilendirmemeli. Kendi kararınıza güvenin. Çok az zaman var. Hazırlanmak için çok yorulacağız. Niçin? Beyefendi hemen evlenmek istiyor. Bir ay içinde bütün hazırlıkların bitmesini istiyor. El birliğiyle çalışılırsa bu süre yeter. Fakat hiçbir şey hazır değil ki. Henüz uygun bir ev bile bulamadık. Bu da oldukça önemli bir konu. Çünkü eşyamız doğrudan oraya yerleşecek. Eğer uygun bir yer bulamazsanız ve eğer kabul ederseniz, benim Mecidiyeköy'deki villa boş duruyor. Çok teşekkür ederim. Bu bizim için çok iyi olurdu. Fakat... Fakat? Bilmem ki. Çok iyi olur. Herhalde iyi olur. Büyüklerinizi söylersiniz. Onlar da uygun görürlerse villayı görürsünüz. Eğer beğenirseniz ev derdinden de kurtulursunuz. Size minnettar kalacağız. Görmeden çok güzel bir yer olduğunu tahmin edebiliyorum. Onu ne zaman görebilirsiniz? Çok yakında. Mesela yarın. Mükemmel. Hangi saatte isterseniz ben orada olacağım. İşte bunu bilemiyorum. Kasım'la buluşup önce kuyumcuya, sonra da nikah için gereken formaliteleri tamamlamaya gideceğiz. İşlerimizin ne zaman biteceğini bilemiyorum. Demek ki bu işlerle kendiniz ilgileniyorsunuz. Çaresiz. Bu arada bir sinemaya veya çay içmeye gitmeyecek misiniz? Sinema? Hayır. Fakat çay belki. Bakıyorum da kabuğunuzdan çıkmışsınız. Hayatın akışına uymak zorundayız. Bu garip işte. İsteklerinizi inkar ediyorsunuz. Buna ne gerek var? Bu zamanda her genç kız sözlüsüyle baş başa olmak ister. İstediğiniz kadar alay edebilirsiniz. Alay etmiyorum. Yo. Fakat duygularınızı gizlemekte neden ısrar ettiğinizi anlamıyorum. Villanın adresini verirseniz yarın 6'dan sonra orada oluruz. Sizin için de uygun mu? Hay. 6'dan itibaren orada olacağım. Hangi saatte isterseniz gelebilirsiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Teşekkür ederim. Hadi gelin, şu arabaya binelim. Buyurun. Bu ne şıklık, bu ne güzellik. Bu beyazlar da sana çok yakışmış. Manolya mı desem, zambak mı desem? Aman rica ederim. Yok, ben öyle herkese iltifat etmem. Sen gerçekten çok cana yakınsın. Sakın böyle samimi konuşuyorum diye bana gücenme. Ben fazla resmiyetten doğrusu pek hoşlanmam. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Yahu sigara paketimi nereye koydum bulamıyorum. Buldum. Bakayım. Tüh ya, boşmuş. Şoför, bir sigaran var mı senin? Yok beyim. Ben çok savruğumdur. Beni sen idare edeceksin. Kolay iş değil. Ben böyleyim işte. Bak şu saatime. Bunu bir arkadaş tamir ettirir durur. Yine de bozarım. Hey! Şurada dur da sigara alayım. Sanki hiç arabaya binmemiş. Kapıyı kıracaktı be. Allah'ım, bu adam çok kaba. Mutluluğu bana bu mu verecek? Genç kızlık rüyalarımı bu mu gerçekleştirecek? Feyza, ne kadar mutlu olduğumu sana anlatamam. Senin gibi bir kızla evleneceğimi düşünmek. Vallahi bu bir piyango benim için. Teşekkür ederim. Ne o? Sen memnun değil misin? Böyle bir şey söylemedim. O halde neden konuşmuyorsun? Ben her zaman az konuşurum. Yok canım. Sahiden hep böyle durgun musun? Evet. Sen değişeceksin Feyza. Böyle durgun olmak iyi şey değil. Neşeli ve canlı olacaksın. Beraber gezeceğiz, eğleneceğiz. Bak Feyza, şu anda ev dışında olduğumuz için çay servisini ben yapıyorum.
Fakat evde sen yapacaksın ha. Çok güzel. Kusurlarımı ve görevlerimi bana söyleyin. Böylece size karşı hoş görünmesini bileyim. Alay mı ediyorsun yoksa? Ne münasebet? Yok yok. Sen çok ince bir kızsın. Belki canını sıkan ve hoşuna gitmeyen taraflarım var. Ben hepsini düzeltmeye, senin istediğin gibi hareket etmeye çalışırım. Hayır Kasım Bey. Emin olun ki... Yok yok. Sözümü kesme. Ben yalnız yaşamış bir adamım. Aile çevresinde nasıl davranıldığını hiç bilmem. Beni düzeltmelisin. Anlıyorum. Kalbinden geçen her şeyi açıkça söyle. Ben hiç gücenmem. Aksine memnun olurum. Ama sen hep düşünüyorsun. Her şeyi duygularınla ölçüyorsun. Bu çok kötü. Ben hayatımdan şikayetçi değilim ki. Canım hep monoton yaşamışsın demek istiyorum. Artık kalkalım. Behzat Bey'i bekletmeyelim lütfen. Sen çok ciddisin Feyza. Çok ciddi. Villayı çok merak ediyorum da. Ben de. Behzat Bey iyi bir adam. Ama biraz suratsız. Hasta mı? Hayır. Yaratılışı böyle. Neyse. Bize villayı versin de orada ne kadar mutlu olacağız değil mi? Uzun yürüyüşler yaparız. Atla da gezeriz. Zaten seni böyle sporlara alıştırmak istiyordum. Kasım Bey, saat 6'yı geçiyor. Artık kalksak diyorum. Behzat Bey'i daha fazla bekletmeyelim. Oo, evet doğru. Senin yanında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hadi kalkalım. Beklettik mi Behzat Bey? Hayır, ben de henüz gelmiştim. Merhaba Behzat Bey. Hoş geldiniz. Buyurun eve girelim. Burası salon olmalı. Ne kadar güzel. Fakat bahçe hepsinden güzel. Bir de camdan bakmak istiyorum bahçeye. Bahçede havuz da varmış. Buna ne kadar sevindim bilemezsiniz. Aman Allah'ım. Bunların hepsi de seçme çiçekler. Şunlar Avrupa gülleri değil mi? Şu tarafta da monolyalar var. Fakat renkleri ne tuhaf. Eflatun galiba. Yoksa bana mı öyle görünüyor? Yanılmıyorsam Feyza Hanım, şu baş taraftakiler Eflatun manolyadır. Onları Mısır'dan özel olarak getirttim. Ya, çok güzeller. Beyefendi, manolyayı siz de sever misiniz? Kokusuna bayılırım doğrusu. Sadece kokusuna mı? Çiçeği de güzeldir. Ama öyle alacalı renklilerden hoşlanmam. Beyaz olmalı. Çünkü ben her şeyin sade ve zarifinden hoşlanırım. Feyza'yı da bu yüzden seçtim ya. Bu katı gördük. Bir de üst tarafa bakalım. Buyurun, çıkalım yukarı. Bakınız noter Behzat Beyefendi. Evinizi ikimiz de beğendik. Eğer kira konusunda da anlaşırsak kontratı imzalamak için hiçbir engel kalmaz. He, beğendik diyorum ama belki bir iki ricada bulunabiliriz. Önce isteklerinizi söyleyin. Bunlar basit şeyler. Siz evin her tarafını beyaza boyamışsınız. Oysa konacak mobilyaya göre renkli olması daha uygun olur. Değil mi Feyza? Hayır Kasım Bey. Böyle daha iyi. Hem daha sıhhi. Yok canım, estetikten yoksun. Sonra kapılar, pencere pervazları, yağlı boya sürüldüğü halde yerler boyasız bırakılmış. Ya muşamba döşemeli ya da başka bir şey yapılmalı. Yerlerin parke olduğunu fark etmediniz herhalde. Parke ne muşambayla örtülür ne de boyayla, ancak cilalanır. Öyle mi? Affedersiniz. Peki badana işi ne olacak? Eğer Feyza Hanım da isterse odaları istediğiniz renge boyatırım. Hayır, teşekkür ederiz. Böyle çok daha güzel. Peki noter Behzat Beyefendi... İşte size hiçbir zorluk çıkartmadık. Kirayı da öğrenelim, bu işi bitirelim. Fiyat bellidir zaten. Bize indirim yaparsınız herhalde. Pazarlık mı teklif ediyorsunuz? Ama Feyza'nın akrabanız olduğunu unutmayın. Feyza Hanım akrabam olabilir ama imzayı siz atacaksınız. Kontratı imzayı ben değil, kendisi atacak. Ya. Ben böyle işlere karışmam. Hem Feyza da sosyal bir mevki sahibidir. Yetkisini kullanmak kendisi için bir şeref sayılır.
Bunları sonra düşünürüz. Ben Behzat Bey'le konuşur, işi bir sonuca bağlarım. Artık dönelim. Behzat da benim gibi bu adamın falsolarını görüyor. Bakışlarından bana acıdığını anlıyorum. Yoksa haklı mı? Bu adamdan bir an önce ayrılmalı mıyım? Nikah işinde çok acele ediyoruz. Nişan yüzüklerimizi takmadan nikah kağıtlarımız askıya çıkacak. Ben bu hızdan çok korkuyorum. Niye salonda oturmuyorsunuz? Ben şimdi geliyordum. Ne salonda ne de başka tarafta kimseyi görmedim. Senin odanda olacağını tahmin ettiğim için de buraya geldim. Rahatsız mı ettim? Bir dakika izin verseniz de giyinsem. Giyinin canım. Rica ederim. Ben yabancı değilim Feyza. Doğrusu güceniyorum. Böyle yapma. Yabancılıktan değil fakat... Fakat hep bahane. İnsan nişanlısını böyle mi karşılar? Gerektiği şekilde karşılamak fırsatını vermedim. Hadi neyse. Verelim de barışalım. Şimdi müsaade edeceksiniz değil mi? Niçin canım? Benden sıkılıyor musun? Sıkılmam gerekmez mi? Ne münasebet. Artık aramızda böyle çekingenlikler olmamalı. Vallahi odadan bir yere ayrılmayacağım. O halde siz oturun, ben şimdi gelirim. Bırakmam seni. Çok inatçısın Feyza. Burada benim yanımda giyineceksin. Rica ederim, bırakın. Bırakın diyorum. Hayır. Bu adamla yapamayacağım. Yapamayacağım. Buyurun aşağı inelim. Burada oturmak daha iyi Feyza. Benim gizli yazılarımı nasıl okursunuz? Benden gizli hiçbir şeyin olamaz Feyza. Öyle değil mi? Ona ne şüphe? Şimdi şu villa işinden konuşalım. Ona ne oldu? Öylece duruyor. Nasıl öylece duruyor? Behzat Bey'e birkaç kez sordum. Bunun acelesi olmadığını söyledi. Neden açıkça konuşmuyorsun? Ne fark eder? Nikaha kadar çeyiz hazırlığına başlanmayacağına göre... ...villayı kiralamakta acele etmeye gerek yok. O tarihe kadar orası nasıl olsa boş duracak. Bu bizim bileceğimiz iş. Eğer bizi oyalamaya çalışıyorsa bunu bilelim de başımızın çaresine bakalım. Behzat Bey bize karşı böyle davranmaz. Ne biliyorsun? Aksi adamın biri. Ben bir kere daha kendisine söylerim. Ama kesin olarak söyle. Benim şakaya gelmeyeceğimi anlat. Aman rica ederim. Adamcağızı korkutmayalım. Sen alay et dur. Zaten sen umursamadığın için böyle oluyor. Her konuda nazlısın. Nikah kağıtlarının bir an önce asılması için ben ter dökerken... ...sen sakin sakin resim yapıyor, boyuna dalga geçiyorsun. Ben mutluluğumdan öyle eminim ki. Sahi mi? Mutluluğundan gerçekten emin misin? Tabii. Öyleyse bana karşı neden hep çekingen ve resmisin? Huyumu nasıl değiştirebilirim? Değiştir efendim. Niçin bana sen demiyorsun? İleride diyeceğim elbet. Hayır. Ben bugün söylenmesini istiyorum. Peki, peki. Baştan sağma konuşma. Ne tuhaf kızsın Feyza. Senin gibisini hiç görmedim. Gördüklerinle benim aramda bir fark bulunması doğal değil mi? Canım neler söylüyorsun. Elbette bu farkı takdir ederim. Doğrusunu istersen ben gerçekten bir aileyle karşılaşmadım. Lütfen artık aşağı inelim. Peki, nasıl istersen. Neyin var Feyza? Seni hep üzgün görüyorum. Ne oldu? Hayır Belkıs, emin ol hiçbir şeyim yok. Benden saklama. Sabahtan beri bahçede şakalar yaptığın halde yapmacık davrandığını fark ettim. Yemekte de böyleydin. Kasım bunu fark edebilir. Seninle çok ilgileniyor ama sen ondan uzak duruyorsun. Onu istemiyor musun Feyza? Niçin susuyorsun? Bak gözlerin doluyor. Belkıs. Ağlıyorsun ha. Bu mutlu gününde ağlıyorsun öyle mi? Mutlaka bir sebebi. Hiçbir sebebi yok. Sadece sinirlerim bozuk. Hayır hayır. Sende bir isteksizlik var. Adamcağızın getirdiği çiçekleri bile kenara atmışsın. Vazoya ben koydum.
Onun hiçbir şeyine önem vermiyorsun. Buna fırsat vermiyor ki. Ne yapıyor? Hoşlanmadığım her şeyi. Ne gibi canım? Kural tanımayan, aşırı senli benli, maddi ve kaba bir adam. Aman Feyza'cığım, neler söylüyorsun sen? Bu sözlerini kimse duymasın. Görüşlerimiz ve görgülerimiz bambaşka Belkıs. Bak, bugüne kadar saf ve berrak hayaller içinde yaşadın. Hayatın tablolarında renklendirdiğin gibi olduğunu sanıyorsun. Her genç kız için evlenmek güçtür. Hadi sil gözlerini. Neredeyse yüzükler takılacak. Herkes seni bekliyor. Sakın üzgün olduğunu belli etme. Peki. Feyza'cığım, darılma ama Kasım hiç de sana layık bir buket getirmemiş. İki dal uyuz çiçek. Şaştım doğrusu. Bir kutucuk olsun şeker yaptıramaz mıydı? Aa, ağlıyor musun? Ne oldu kuzum? Hiç abiden. Of, hiç olur mu ayol? Bir şeye üzülüyorsun sen. Yoksa Kasım'ın Cüneyt gibi cici hediyeler getirmediğine mi canın sıkıldı? Neler söylüyorsun sen? Bırak beni. Kızın belli ki bir derdi var. Bunu sen de bilirsin ya. İnan hiç kimseye söylemem. Hem ben artık evli barklı bir kadınım. Hala geveze bir çocuk değilim ya. Neden benden gizliyorsun sanki? Çocuklar hadi salona gelin. Hadi Feyza ağlama sen de artık. Niçin olduğunu bilmiyorum. Ama herhalde bu gözyaşları hayra işarettir. Çünkü Cüneyt'le nişanlandığı gün neşeden uçuyordu. Halbuki o işin arkası pot geldi. Bugün de Kasım'la nişanlanacağı için ağlıyor. Muhakkak sonu iyi olacak. Onu istemiyor musun Feyza? O çok kaba, saygısız. Benim ne düşündüğüme, ne hissettiğime hiç önem vermiyor. Sen hala çocuksun Feyza. Hiçbir erkek okuduğun romanlardaki gibi ideal değildir. Unut bunu. Hadi Feyza, sil şu gözyaşlarını da salona inelim. Herkes seni bekliyor. Peki, dediğiniz gibi olsun. Merak etmeyin Feyza Hanım. Nikah defterine imzanızı attığınız günün akşamı odama kadar zahmet eder, kontratı imzalarsınız. Bu işi geciktirmekte özel bir gayem yok. Villanın ufak tefek bazı eksikleri tamamlandı. Parkelere de yeniden cila yaptırıyorum. Eve eşya girince bu işler zor olur. Ayrıca nişanlınız villanın anahtarını bir an önce ele geçirmek istiyorsa, kendisi doğrudan doğruya benimle erkekçe konuşsun. Bu sabırsızlığın sebebini anlatsın bana. Eğer bana inanmıyorsa namuslu bir adama nasıl davranılması gerektiğini ona öğretirim ben. Niçin siz böyle zırva işlere vasıta oluyorsunuz? Behzat Bey. Rica ederim, bahçeye çıkın. Havuz başında misafirleriniz ve sizi dört gözle bekleyen nişanlınız var. Onların yanına dönün, içiniz rahat olsun. Ressam Hanım, nerelerdeydin? Gelmen iyi oldu Feyza. Hadi bahçede biraz dolaşalım. Peki. Bak Feyza, ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevmeni istiyorum. Uyarmana gerek yok. Madem ki seninle evlenmeye karar verdin. Ama beni sevmiyorsun. Geçmişte kalan şeylere karşı bir özlem duyduğunu sanıyorum. Yanılıyorsun Kasım. Sana daha önce de söylemiştim. Ben böyleyim. İçime dönük bir insanım. Duygularımı kolay kolay açığa vuramam. Beni böyle kabul edeceksin. Senin hep böyle olduğuna inanmıyorum. Beni sevmediğin, istemediğin için böyle davranıyorsun. Peki, diyelim ki dediğin gibi olsun. Söyler misin? Seninle evlenmek için ne gibi bir mecburiyetim olabilir? Eğer istesem bugün bile kararımdan dönebilirim. Çünkü ne aptalım, ne de ailesi tarafından evlenmeye zorlanmış çaresiz bir kız. Ancak kendi arzum ve kararımla seninle evleniyorum. Doğru. Bu sözlere inanıyorum. Ama beni sevdiğine değil. Fakat biz aşk evliliği yapmıyoruz ki Kasım. Sen de beni herhalde büyük bir aşkla sevmiyorsun. Kim demiş? Vallahi seni öyle seviyorum ki. Öyle deli gibi seviyorum ki. Oh, sana geçen gün verdiğim psikolojik romanı eğer okusaydın
benim düşüncelerim hakkında bilgi sahibi olurdun. Tamam. O halde bu geceden itibaren okumaya başlayacağım. Şimdiye kadar heyecandan her şeyi ihmal etmiştim. Böylece de bu konu şimdilik burada kapanacak, değil mi? Evet. Sen ne zaman İstanbul'a ineceksin? Belli değil. İndiğin günü bana bildir. Birlikte bir akşam yemeği yiyelim. Ben bunun için demin paşa babandan izin aldım. Bana verdiğin romandan ne sonuç çıkarttın biliyor musun? Benimle bu kadar kısa zamanda evlenmene şaşmam lazım. Çünkü romana göre senin uzun süre konuşup anlaşma dönemi geçirmen gerekiyor. Bu nasıl böyle oldu acaba? Kim bilir? Mukadderat. Mukadderat mı? Ne tuhafsın. Ama şunu bil ki hayatta senin hayal ettiğin gibi yüksek bir aşk yoktu. Herhalde bu konuda benimle ciddi bir tartışmaya kalkacak değilsin Kasım. Vallahi ben böyle düşünüyorum. O halde beni sevdiğini nasıl iddia ediyorsun? Sen başkasın canım. Peki, ben seni sevmiyorum. Sana boyun eğmek de istemiyorum. Şimdi bir diyeceğin kaldı mı? Sen yamansın Feyza. Şimdi benden bir şey iste. Hadi seni ödüllendireceğim. O ne demek? Ne istersen iste canım. Avrupa'da adet böyledir. Sen benden bir şey isteyeceksin, ben de senden. Ama bunlar sürpriz şeklinde olmalı. Bak şimdi, şu kağıdı ortadan ikiye böleceğim. Bak, bir parçası senin. Oraya benden istediğin şeyi yazacaksın ve kağıdı kapalı olarak bana vereceksin. Ben de aynı şeyi yapacağım. Sonra kağıtları ayrı ayrı açacağız ve yazıyla istediğin her neyse birbirimizden esirgemeyeceğiz. Pek anlayamadım ama. Bak, Avrupa'da ne yaparlar? Kadın erkekten bir elbise, kıymetli bir çanta veya buna benzer bir hediye ister. Buna karşılık böyle erkek de... Böyle oyunlardan hiç hoşlanmam. Ya neden hoşlanırsın? Hep tablolardan mı konuşacağız? Hayır. Daha başka güzel konular da var. Musiki değil mi? Bu konuda seninle anlaşamıyoruz. Resim konusunda da tartışmalarımız olacak ya. Ne gibi? Eserlerinde büyük bir eksiklik buldum. Bundan sonra yapacaklarında bunları tamamlayacaksın. Nasıl? Dur anlatayım. Öncelikle eserlerine verilen kıymet bence üstünde durulacak bir konudur. Mesela duvarları süsleyen tabloların arasında bir tek kadın resmine rastlayamadım. Allah, bu adam neler söylüyor? Neden öyle bir tuhaf bakıyorsun? İşte benim hayat anlayışım böyle gerçekçidir. Aşkın anlamını da bu duygunun gelişmesine açılmış bir yol olarak kabul ederim. Sen hayran olduğun o tabloları Avrupa'dan getirmeliydin. Burada onları ısmarlama şekilde yapacak sanatçı varsa da herhalde bu ben değilim ve hiçbir zamanda olmayacağım. Hadi canım, bunlar şimdiki sözlerin. Hele evlenelim, görürsün. Yemekten sonra da dans ederiz. Sahi, sen neden yemiyorsun? Tuhaf şey, bak herkes nasıl yiyor. Oh. Ben doydum. Bak, sana bir şey söyleyeceğim Feyza. Bu konuda konuşmak için hep uygun bir ortam aradım. Bu geceye kadar da bulamadım. Hangi konuda? Şu hazırlıklar falan. Görüyorum ki evlenmemiz zor olacak. Düğün diyorsunuz, çeyiz diyorsunuz, bir sürü masraf. Yani? Yani bunlara ne lüzum var ki? Böylece evleniverelim. Hiçbir şey zaten değişmez. Düğün nedir ki? Bunun anlamını bana anlatsana. Düğün mü? Onun anlamını gerçekten bilmiyor musun? Bu bir genç kızın hayatındaki en önemli andır. Gelinlik giyeceği günün hayalini kurar. Hali vakti yerinde olan her aile kızlarına bu düğünü mutlaka yapar. Hele de bizim gibi geleneklerine bağlı olan aileler. Fakat bu geleneğe bağlı olmak değil, maddi bir prensip gütmek. Bir yığın masrafla hazırlanmış bir ziyafet sofrasının başına halkı toplayıp onları doyurmak. Bunun övünülecek nesi var? Biz bu saçma geleneği uygulamayacağız. Bütün bu budalalıklar bizim hayatımıza yer almayacak. Böylece evleneceğiz. Önemli olan iki kalbin birleşmesi. Gerisi hep gereksiz şeyler. Bizim içinse önemli şeyler. Demek bu düğün mutlaka olacak. Başka şeyler de var. Yüz görümlüğü mü diyorlar? Nedir o? Bu şeyleri bilen dostlarınızdan sorup öğrenebilirdiniz beyefendi.
Bir genç kızın nişanlısına böyle şeylerden bahsetmesi doğru değildir. Aramızda teklif yok ya canım. Yüz görümlüğü denen şey hediye mi? Sanırım. Bu da mutlaka lazım mı? Yani geleneksel bir şey mi? Bak Feyza, sana gerçeği söylemek zorundayım. Ben bu masrafların hiçbirini yapamam. Çünkü zar zor geçinebildiğim ayrığımdan başka 5 param yok. O halde niye evlenmeye kalktın? Ben bu çevrenin yabancısıyım. Bu şekilde evleneceğini, böyle masraflar olacağını bilmiyordum. Avrupa'da olduğu gibi evleneceğiz sanıyordum. Avrupa'da düğün adeti yok mudur? Yoktur. Yalnızca nikah yaparlar. İşte o kadar. Garip şey. Demin de söylediğim gibi biz aşk evliliği yapmıyoruz Kasım. Eğer böyle olsaydı sen mali durumunun yetersizliğini açıkça söyleyebilirdin. Oysa düşünmüş, taşınmış, kendine güvenmiş ve evlenmeye karar vermiş bir adamsın. Evlenmenin söylediğin kadar basit bir iş olmadığını çocuklar bilebilir. Düğün bir genç kızın şerefidir. Dua tertemiz bir gelinin bir erkeğin şerefi olduğu kadar. Bana gücendiğini anlıyorum Feyza. Gönlümün bütün içtenliğiyle konuştuğum için hata yaptım. Benim samimi sözlerimden memnun olacaksın zannetmiştim. Beni bağışla. Sözlerimi geri alıyorum. Her şey istediğin gibi olacak. Ben paşa babanla görüşürüm. Masrafları üstüme alacağım. Hatta bana ait olmayanları bile. Yeter ki senin arzun yerine gelsin. Anlaştık mı? Peki ne bekliyor? Aramızda her şeyin bittiğini hala anlamıyorum. Şu yüzüğü suratına atmayı öyle çok istiyorum ki. Ben sana ilk günden nasıl bir adam olduğumu söyledim. Kusurlarıma bakmamanı, beni düzeltmeni rica ettim. Niçin böyle darılıyorsun? Seninle çok mutlu olacağız. Çok iyi anlaşacağız. Hadi beni affettiğini söyle. Zaten ortada büyütecek hiçbir mesele yok. Kapris yapıyorsun. Hadi söyle. Yüzün gülsün biraz hadi. Pekala. Aslında darılmış değilim. Sana öyle gelmiş. Hadi dans edecek miyiz? Hayır. Beni affet. Biraz başım ağrıyor. Tamam. Sen de göreceksin ya, beraber Avrupa'ya gidip birkaç sene kalacağız. Nasıl yaşadığımı orada öğreneceksin. Çok değişeceksin. Ne o? Sıkıldın mı? 9 vapurunu kaçırdım. Çok geç kalacağım. Bundan sonraki kaçta? 11:30'da. Köşke ancak gece yarısından sonra varabileceğim. Üzülme üzülme. Hem vapuru kaçırman daha iyi oldu. Biraz daha otururuz. Biliyor musun? Bu İstanbul'da iyi bir eğlence yeri yok. Şimdi Avrupa'da olsaydık vaktin nasıl geçtiğini anlayamazdık. Burada insan sıkılıyor canım. Bu kadar sevdiğin Avrupa'dan hiç ayrılmasaydın keşke. O da var ya. Ama şunu iyi bil ki daima ilerlemek gerek. Medeniyete doğru ilerlemek. Bak, bak görüyor musun? Saçlarıma bak. Tam bir Avrupalı gibi. Onları kendime örnek alıyorum. Hayatta iyi görünen her şeye örnek almak lazımdır. Sen de öyle düşünmüyor musun? Taklitçi olmamalı. İyi bir şeyi taklit etmek kötü mü yani? Milli değerlerini kaybetmemek şartıyla. Hadi canım. Sen de ileride böyle yapacaksın. Bir Avrupalı kadın gibi neşeli olacaksın. Artık kalkalım. Vapur saatim yaklaşıyor. Peki. Ayrılalım. Ben yalnız dönerim. Sen yorulma. Seni asla bırakmam. Yalnız başına bir yere adım bile attırmam. Gerek yok diyorum. O halde Üsküdar'a kadar geleyim. Ben aynı vapurla tekrar köprüye dönerim. Bu vapur Boğaz'da yatıyor. Köprüye dönmüyor ki. Emin misin? Evet. Burada ayrılmaktan başka çaremiz yok. Yine de yalnız dönmeni istemiyorum. Merak etme. İyi geceler. Sana da Feyza. İyi geceler. Ben geldim. Anlat bakalım küçük hanım. İyi eğlendin mi bari? Nasıl olsun işte. Yemek yedik, biraz sohbet ettik. Sonra da geldim. Hepsi bu kadar mı? Başka ne olsun Cavidan? Neyse ben yatıyorum. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Feyza, sende bir şey var. Hasta mısın? Evet. Geldiğinden beri rengin soluk. Bir şey mi üzüldün? Yoksa nişanlın seni üzecek bir şey mi yaptı? Bu adamla yapamayacağım. Ama niçin kızım? Bu adamın nesini istemiyorsun? Kusuru nedir? Susmakla olmaz. Sebebi neyse söyleyeceksin.
Bakın, bu adamın 5 kuruşu bile yokmuş. Düğün yapmak da istemiyor. Ben ısrar edince de bütün masrafları sizin yapmanızı söyledi. Güya ileride ödeyecekmiş. Ayrılmaya kalkmak için bu bir mazeret değil Feyza. Maddiyat uğruna iyi bir insanı feda edecek bir aile olmadığımızı biliyoruz. Bu adam hiç masraf yapmasa, biz seni yine de şerefimize uygun şekilde gelin yapacağız. Böyle şeyler düşünmen bile ayıp. Hem zaten madem ki ileride bize olan borcunu ödeyecekmiş, o zaman bir problem yok demektir. Ama karakteri de bozuk. En iyisi size her şeyi başından anlatmak. O zaman bana hak vereceksiniz. Dinleyin. İşte böyle. Onu sevmedim. Sevmeyeceğim de. Zaten sen pireyi deve yaparsın. Kimseleri beğenmez. Şimdiye kadar çıkan talipleri de hep bu yüzden geri çevirdin. Adamcağızın hiçbir kusuru yok. En mükemmel erkeği de bu derece incelesen 1001 kusur bulursun. Herkes onu methediyor, iyiliğini söylüyor. Mesleği, istikbali, her şeyi parlak. Ama Kafkasyalıymış da yol iz bilmiyormuş, tabii davranıyormuş. Bu bile senin mutluluğun adına bir kazançtır. Yol iz bilenden ağzının payını aldın. Varsın biraz kaba olsun, evine yuvasına sadık olsun da. Feyzacığım, babaannen doğru söylüyor. Bu adam tam sana göre. Bütün aykırı davranışları zamanla düzelir, geçer gider. Hepimiz ilk zamanlarda kocalarımızı öyle fena gördük ki. Bak, sor bütün evli kadınlara. Hepsi de sana aynı şeyi söyleyecektir. Ayol, sen yüzük çıkarmaya alıştın herhalde. Bu adam çok temiz yürekli ve uysal görünüyor. Eğer her şeye rağmen yine de onu istemiyorsan o başka. Ben etraftan çekiniyorum. Etrafı bırak. Onunla yaşayamayacaksan sana başka koca mı bulunmaz? Ona gelinceye kadar daha kimleri reddettin sen? Sen sağ ol yeter. Sen de kızı büsbütün kışkırtma. Bunlar hiç mesele değil. Her şey zamanla düzelir. Ben bu işin bozulmasına asla taraftar değilim. Zaten bütün mesele Feyza'nın fazla ölçülü olmasında. Bu adamın serbest fikirli olmasını yadırgadı. Hakkınız var hanım anne. Feyza hassas olduğu kadar da titizdir. Kolay kolay kimseleri beğenmez. Bak, dinle Feyza'cığım. Yaşın 24'ü buldu. Her şeyi etraflıca düşünmeli. Göreceksin Kasım seni istediğin gibi mutlu edecektir. Fakat yenge, ya alışamazsam? Ya onu hiç sevemezsem? Hepimiz senin iyiliğini ve mutluluğunu istiyoruz. Aynı zamanda da tecrübelerimize dayanarak konuşuyoruz. Yaratılışlarımız birbirinden tamamen farklı. Hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Zamanla birbirinizin sevdiği şeylere saygı duyarsınız. Hatta bunları seversiniz. Bak, 3 gün sonra nikahınız olacak. Nikahta keramet vardır derler. Ayol, bunların adı koca. İyi bir şey olsaydı lale veya sümbül diye çağrılırlardı. Hoşgörülü olacaksın. Başka türlü geçim olmaz. Lütfen. Çevremle ilgilenmek zorunda olsam da kendi geleceğimi düşünmek zorundayım. Hepinizi üzdüğümün farkındayım. Ama bu olay üzerinde daha fazla durmayalım. Eğer bir kadın için erkek, hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bir varlıksa, Allah'a çok şükür elime alacağım bir lokmayı bana temin edecek parmaklarım var. Eğer sevgiden bahsedecekseniz, inanın bu kılıksız adam sevgiyi de bilmiyor. Demek ki ne kadar isabetli bir karar verdiğimi sizler de anlamışsınızdır herhalde. Elbette Feyza'cığım, sana hak veriyorum. Yaşayacak olan sensin. Madem ki seni mutlu edemeyeceğini anladın, benim diyecek bir şeyim kalmaz. Aşk olsun yani. Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Ben onu bilir onu söylerim. İstediği koca leb demeden leblebiyi anlayacak, yorulduğu yerde han kuracak, ince ruhlu, hassas, nazik ve daha bilmem ne olacak. Hırsız değil, kumarbaz değil, hinoğlu hin değil. Feyza, bu senin huysuzluğundan başka bir şey değil. Bence bu iş bozulmamalı. Ben yalnızca düşüncelerimi, gördüklerimi söylemiştim. İstediğiniz gibi olsun. Ya ben gördüklerimi gösteremedim ya da benim gördüğüm gibi göremiyorsunuz. Size boyun eğeceğim. Fakat bu adamla mutlu olabileceğimi sakın düşünmeyin.
Çocuk Hanım bu kartı size Vehsat Bey gönderdi. Teşekkür ederim. Kontratlar hazır. İmzalamaya gelebilirsiniz. Garip şey. Bu işi nikahtan sonraya bırakmıştı. Acaba fikrini neden değiştirdi? Gitsem iyi olacak. Temizlik temizlik. Başınıza geçsin temizlik. Önce kalbinizi temizleyin. Benim odamda ne arıyorsunuz? Canım abicim, kız odana iki süpürge vurdu diye bu kadar kızacak ne var? İki süpürge ha? Her şeyim alt üst olmuş. Bana sormadan eşyama el sürülmeyecek diye 100 kere tembih ettim. Dayıcım, doğrusunu isterseniz Gülter odanızı süpürdü ama tozlarını ben aldım. Bu haltı sen yedin ha? Fakat... Sus, defol. Defol karşımdan. Hepiniz defolun. Bir daha eşyamın yerinden oynadığını göreyim vay halinize. Ay Allah aşkına aç şu kapıyı abi. Defol diyorum sana. Şimdi hepinizin canını okuyacağım. Peki abi, peki. Tamam, tamam. Allah'ım bana yardım et. Giriniz. Giriniz diyorum. Rahatsız ettim ama gelmemi istemiştiniz. Ben kapınızın kilitli olduğunu sanmıştım. Az önce yengem açmamıştı da. Yengeniz ahmağın biridir. Yani kapı kilitli değil miydi? Kapısını korkaklar kilitler. Demek geldiniz. Evet. Oturun. Kontratı imzalamaya hazır mısınız? Elbette. Fakat bir imzanın silinmesi, atılması kadar kolay değildir. Bunu hiç düşündünüz mü? İmzamı silmek üzere atmak istemiyorum ki. Öyle mi? Yüzünüzü bana çevirir misiniz? Ama iyice. Şuurunuzu yerine getirmek için bu yüze tokat atmak lazım. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Bir felaketin başındasınız. Açık göz nişanlınızın imzalamaktan kurnazca kaçtığı kontrata nasıl safça imza atacaksınız? Yarın nikah defterine de öyle imza atacaksınız. Yüzüme şaşkın şaşkın bakmayın. Her şeyi biliyorum. Sonuç ne oldu? Evet, sonuç ne oldu? Asıl öğrenmek istediğim bu. Hangi sonuç efendim? Düğünle ilgili. Anlayamadım. Salakça konuşmayın. Düğün yapmaktan vazgeçildi mi diye soruyorum. Hayır. Hem niçin vazgeçesin ki? O geceden sonra büyük babanızla sayın nişanlınız demek ki görüştüler. Evet. Düğünün 15 gün sonra yapılmasına karar vermişler. Demek öyle. Ya masraflar? Merakımı bağışlayın. Bu adamı her yönden tanımak istiyorum. Masrafları şimdilik biz yapacağız. Kasım ileride kendine düşen kısmını tamamen ödeyecekmiş. Kendine düşen kısmı da ne demekmiş? Herhalde düğün, 100 görümlüğü falan. 100 görümlüğünü de damat bey adına paşa babanız mı takacak? İleride borcunu ödeyecek ya. Feyza Hanım, sizin ailece basiretiniz bağlanmış. Beni dinler misiniz lütfen? Bu adam bir dolandırıcı. Sözüme dikkat edin. İleride borcunun bir kuruşunu bile ödemeyecek. O bu aileden geçinmeye, daha doğrusu bu aileyi sömürmeye geliyor. Evlenmeye kalkan bir erkeğin ben masraf tanımam demesi olacak iş mi? Bu erkeğin şerefi nerede? Gelenekleri bilmediğini söylemesi de bir oyun. Kurnaz ve tehlikeli bir adam. Bu adam aileye olan borcunu ödemek şöyle dursun, kendi kumar borçlarını da aileye ödetecektir. Elinizde avucunuzda ne varsa hepsini alacak. Rica ederim Behzat Bey. Doğru söz acıdır. Fakat beni susturamazsınız. Bütün kusurlarına rağmen bu adamla evlenmek için ne zorunuz var? Ona aşık mı oldunuz? Bütün söyledikleriniz hayal ürünü Behzat Bey. En küçük pürüzleri bile kötüye yoruyorsun. Görgü kurallarını hiç tanımaması, meteliksiz olarak evlenmeye kalkması, ailenin bütün geleneklerini omuz çok çıkması. İleri gidiyorsunuz. Bütün bunlara rağmen evleneceksiniz ha. Anlaşılan sizi tanımak konusunda yanılmışım ben. Sizin evleneceğiniz erkekle tam bir ruh ve fikir beraberliği kuracağınızı düşünüyordum. Yazık. Bu sözleriniz beni hiç etkilemez. Evet, onunla evleneceğim. Çünkü bizim ailemizde verilmiş söz geri alınmaz Behzat Bey. İşte bu gerçek. Ama yine de isteğimle evleniyorum. Ya bunlar? Hı? Neden elleriniz bu kadar soğuk? Neden üzerleri böyle kabarmış? Şey, hiç her zaman olur. Ne yazık ki yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Niçin bu kadar sıkılıyorsunuz? Emin olun sıkıntıdan değil. Biraz midemi bozmuştum. Sahi mi? Hani siz kimsenin özel hayatına karışmayı sevmezdiniz? Gene de öyleyim. Fakat gözümün önünde bir cinayet işlenmesine de göz yumamam. Önceleri bana fikrimi sorduğunuzda size olumlu şeyler söylemiştim. Ta ki onunla villada görüşünceye kadar. Behzat Bey. Ben son sözümü şimdi söyleyeceğim. Bir daha da hiç konuşmayacağım. Onun için izin verin de devam edeyim. Onunla yemeğe gittiğiniz gece burada nasıl ağladığınızı duydum. Ayrılmak istiyordunuz ama sizi ikna ettiler. Uysallığın bu kadarı ahmaklık.
İradenize hakim olun lütfen. Her şeyi iyice düşündüm ve evlenmeye karar verdim. Zavallı kız. Hayatınızı düzene koymak için uzanan ele vuruyorsunuz. Ben kadere inanan bir insanım. Sonucun iyi olacağını biliyorum. Şu kontratı imzalasak artık. Villayı sizin gibi çok yakın ve çok sevdiğim bir akrabaya kirayla vereceğime gerçekten inandınız mı? Villa sizin. Onun sahibi sizsiniz artık. Herhalde alay ediyorsunuz. Hayır. Dinle yavrum. Seni denemek istedim. Son ana kadar beklemeye karar vermiştim. Maalesef kontratı imzalamak için geldim. Bu saflığının ödülünü Allah'ın senden esirgememesini dilerim. Çok mutlu ol. Çok teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Bu gece çok sinirliydim. Sizi hayli kırdım. Yalnızca iyiliğiniz için aşırı derecede titizleniyorum. Kasım yine de iyi bir insan olamaz mı? Olabilir. Ben fazla kuruntuluyum. İleri gittim. Villa konusunda bir sorun yok değil mi? Hayır efendim. O halde bir şey daha söyleyeceğim. Oradaki kütüphane içindeki eserlerle birlikte sizindir. Layık olduğunuz daha kıymetli bir düğün hediyesi seçmek isterdim ama sizin için hiçbir şeyin kitaplardan daha değerli olmadığını biliyorum. Teşekkür ederim ama bunu kabul edemem. Az önce verilen sözden dönülmeyeceğini söylemiştiniz. Onu size sunmakla vermiş oldum. Bunun iadesini bir hakaret sayarım. Bu konuyu sonraya bırakalım Behzat Bey. Kasım beni çıldırtacak. Hayrola Feyza? O adamın gözünde hiçbir şeyin önemi yok. Nikah yapıldı ama düğüne kadar bu iş sürer mi bilmiyorum. Bak dışarı çıkıyor galiba. İnşallah dönmemek üzere gidiyordur. Keşke onur sahibi bir erkek gibi davransa da geri gelmese. Günaydın. Feyzacığım nasılsın? Evlilikte bu ilk günün nasıl geçti? Hiç. Akşam yatar yatmaz sızdı. Hala uyuyor. Hadi salona gel. Bırak o uyusun. Biraz bizimle otur. Sonra kahvaltınızı odanızda edersiniz. Peki. Feyza! Feyza! Neredesin ya? Uyanmış bile. Hadi sen git. Kahvaltınızı gönderirim. Peki. Günaydın Kasım. Ne o? Yine mi dişin ağrıyor? Hayır. O halde nen var? Bugün evliliğimizin ilk günü. Herkes bize özeniyor değil mi? Hanım beni kırdın. Ben bir daha düzelemem. Sana ilk zamanlar adam akıllı tutulmuştum. Ama benden hep kaçtın. Beni sevmedin. Kalbimi kırdın. Bu kalp artık düzelmez. Kasım sen beni yanlış anlamışsın. Seni istememiş olsaydım en başında kabul etmezdim. Ya sen beni asla sevmedin. Eğer sevseydin köşke geldiğim ilk gün salondan dışarıya çıkmazdın. Hep yanımda otururdun. Beni ilk kez görmeye gelmiştin. Böyle bir davranışın adetlere uygun olmadığını herkes bilir. Köhne bir zihniyetle yetişmişsin. Hayatı da ailenin kafesleri arasından ve dar bir çerçevede görüyorsun. Zaten eline fırçayı alıp da kokusuz bir gül yapacağım diye göz nuru döken birinden başka ne beklenir? Sen git de Avrupa'daki resimlere bak. Kasım, ömrümün bir gecesini gerçek bir kabusta geçirmeme sebep oldun. Ama artık kendime geldim. Şükür ki başkaca bir tehlikeye maruz kalmadan daha işin başında kendime geldim. Ne var? Ne demek istiyorsun? Söyleyeceklerimi çoktan hak ettin. İç yüzünü anladıktan sonra sana layık bir kız olmadığımı gördüm. Bütün gücüm sana sokak kapısını göstermeye yetecek kadardır. Ne? Ne diyorsun? Bana hakaret mi? Yok. Şunu sakın unutma. İstediğin türdeki kadınları git sokaklarda ara. Hadi güle güle. Aşağı inerken nasıl aşağılandığını anlatacak bir harekette bulunmamanı tavsiye ederim. Bu ne iş be? Ben bir erkeğim. Böyle hakarete gelemem ben. Ne var? Niçin sinirlendiniz beyefendi? Bana bakın Belkıs Hanım. Sizden rica ediyorum. Derhal Sermet Paşa'ya koşun ve torununun düğün sabahı kocasına hakaretle kovduğunu söyleyin. Aman Kasım Bey, kıza hiç yoktan azar mı işittireceksiniz? Akşamdan yapacağını şimdi yaptı. O da paşa babam gibi diş ağrınızdan dolayı geciktiğinize inandırılmıştı. Yoksa bu gecikmenin kumardaki kaybınızı ödemek için oyuna dalmış olmanızdan ileri geldiğini bilseydi, dünden vedalaşmış olurdunuz. Kahretsin!
Hayrola? Sabah sabah nereye böyle? Birader, ben hiç böyle bir aile görmedim ya. İçlerine girdim, bir namus terhanesidir başladı. İşe bak. Ben namusla evlenmedim ya. Bunat Paşa hepsini kendine uydurmuş. İki lafın arasında yok şeref, yok gelenek, büyüğünden küçüğüne hepsinin ağzında bu. Ben böyle işlere gelemem hiç. Kızım, gidiyorum işte. Bir dakika. Soracağım bir şey varsa git o namus kumkumasına sor. Sen kim, bu aile kim? Namusun kıymetini namuslu olanlar bilir. Defol git buradan. Yoksa leşini sokak ortasında bulursun. Hayır. Sabah havası almak için istasyona kadar yürüyüş yaptım. Sabah havası pek ömür doğrusu. Herhalde bizdeki sabah havası kadar olmasa gerek. Ne malum? Haberiniz var mı? Nasıl olmak? Bizimkinin gittiğinde. Evet, kendisini ben uğurladım. Demek rastladınız. Size bir şey söyledim. Söyledi ve yüz görümlülüğünü de aldı. Bağışlayın. Başım o kadar sersem ki bir türlü anlayamıyorum. İşte baş sersemliğine birebir olan ilacımı sayın eşinize sundum. Kendisi şifayı buldu. Size gelince elim varmaz. Fakat bu olay sizi uykunuzdan uyandırmıştır sanırım. Ah, ne mükemmel hareket ettiniz Behzat Bey. Hepsini gördüm. Pencereden onun gidişine bakıyordum. Size rastladığını, aranızda geçen konuşmayı, indirdiğiniz tokatı, sonra da onun kaçışını, hepsini gördüm. Sana haber verecektim Feyza ama işin sonunu bekledim. İşin sonucu o adamın buradan son gidişi oldu. Gene de o beğenmediği paşaya dua etsin. Yoksa leşini sokağın ortasına serecektim. Şimdi büyüklere haber verin. Benim tanıdığım bir avukata vekalet verelim de bu baş belasını büsbütün def etsin. Allah, sana çok şükür. Bir şükür. Sürpriz Behzat Bey. Gelmenize çok sevindim. Sizden özür dilemek için fırsat gözlüyordum. Onun hakkında söyledikleriniz doğruymuş. Yüzünüze bakmaya bile utanıyorum. Bütün bu şeylerden çok üzgünüm. Fakat bu sonuçtan şahsen sorumlu değilsiniz. Benim tanıdığım Feyza bu uçuruma ailesini mutlu etmek için atladı. Ama artık üzüntülere bir son vermelisiniz. Çünkü her şeyden önce sıhhatiniz ve hayatınız lazım. Nasıl süzülmüş ve zayıflamış olduğunuzun farkında mısınız? Öyle diyorlar. Fakat ben daha çok içimde eksilen şeyler için üzülüyorum. İçimdeki boşluk bir daha dolmayacak. Kötümser olmakta haklısınız ama bu kadar da değil. Bu beladan çok ucuz kurtulduğunuz için şükretmelisiniz. Orası öyle. Bu kadar kırıldıktan, bu kadar yıkıldıktan sonra bir daha böyle bir maceraya atılmayacağım. İki tecrübe. Bunların acısını ölünceye kadar çekeceğim. Çok yorgun ve kırgınsınız. Ancak hayat sürprizlerle doludur. Benim için sürpriz faslı tamam. Yalnız sıhhatli ve rahat yaşamak, her türlü sorumluluktan uzak kalmak istiyorum. Erkeklere karşı sonsuz nefretinizde hem haklı hem de haksızsınız. Haklısınız çünkü sizi kıran hep erkekler. Haksızsınız çünkü erkeklerin hepsi kötü ve menfi değildir. Bakın, milyarlarca aile kurulmuş ve sayısız insan mutluluğu tatmıştır. Eğer erkeklerin hepsi kötü olsaydı kadınlar evlenmekten köşe bıçak kaçardı. Mesele bir nişanlıdan veya bir kocadan ayrılmak değil. Kupkuru bir realiteyle yüz yüze kaldım. Haklısınız. Dünyada bundan acı bir şey yoktur. Ben bu acıyı çok iyi bilirim. Ne garip. Siz de o erkeklerden birisiniz. Ama kendine özgü bir insansınız. Şimdi çok iyi anlaşıyoruz. Böyle bir günün geleceğini bana söylemiştiniz. İşte o gün geldi. Artık aynı açıdan gören iki insan olarak dertleşebiliriz. İtiraf edeyim ki önceleri bütün sözlerinize gülerdim. Bütün öğütleriniz, fikirleriniz bana asılsız ve anlamsız gibi gelirdi. Fakat bugün size hak veriyorum. Her şeye rağmen bir takım kişisel nitelikleriyle sizi büyülemiş şöyle bir erkekten sonra
Böyle bir dağlıyı hayatınız pahasına bile olsa kabul etmemeliydiniz. Büyüklerinizin baskıları sizi etkileyip bu yola ittiyse ben de bir büyüğünüzdüm. Sizi uyarmak için elimden geleni yaptım. Nikahtan bir gece önceki canınızı sıkan sözlerimi elbette hatırlıyorsunuz. Fakat fazla kuruntulu bir insan olduğunuzu da söylemiştiniz. Siz gerçekten çok çocukmuşsunuz. Sizin kararınızdan dönmeyeceğinizi anlamıştım. Ortada verilmiş bir söz vardı. Sonra etraf. Siz gerçekten budalasınız. Söz eski insanlar için önem taşırdı. Günümüzde ise hayır. Çevreye gelince, hani neredeler şimdi ha? Siz acı çekerken o insanlar eğlencesinde. Onlar sizin hayatınızla oynadı. Başta çok iyi dedikleri Kasım'ı, siz ayrılınca nasıl da yerin dibine batırdılar? Haklısınız. Ne söyleseniz haklısınız. Ne yazık ki irademe ancak bugün sahibim. Tıpkı bir bakar kör gibiydim. Artık olan oldu, geçen geçti. Siz kendinizi toplayın da eserlerinize çalışmaya başlayın. Hangi eserlerden bahsediyorsunuz? Ben de o istek kalmadı ki. Belki bir bahar tablosu yapacak kadar hayatı renkli ve güzel görmüyorsunuz. Ama gene de çok yetenekli bir sanatçısınız. Sizden son başladığınız o güzel tabloyu tamamlamanızı bekliyorum. Bu sizin için hem avunma hem de ilerleme olacaktır. Asıl bundan sonra en büyük eserlerinizi vereceksiniz. Unutmayın ki, evet, unutmayın ki yavrum, bir ağaç olgun meyvelerini sarsılınca döker. Hadi, yarınlar sizi bekliyor. Beni dinle. Böyle üzülmeyeceksin. Kısa ömrün kıymetini bil. Her şeyi o kadar ciddiye alma. Sil gözlerinin yaşını. Sonra hasta olursun. Behzat Bey, sizin için bazen haksız şeyler düşünmüştüm. Hepsinden önce beni bu konuda bağışlamanızı istiyorum. Sizi şu anda tanıdım. Bana yaşama gücü kazandırdınız. Gözlerimi boyayan gösterişten şimdi bütün varlığımla tiksiniyorum. Ben de senin ruhunda muhtaç olduğum her şeyi buldum. Zaten beden nedir ki? Ortada ruhtan başka ne var Feyza? Gelinlik Kız adlı oyunumuzun 14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Feyza, ben geldim canım. Cavidan. Bilsen seni ne kadar özledim. Ben de seni çok özledim Feyza. Ama buraya gelişimin sebebi dayım bir haftadan beri yatıyor. Hasta mı? Evet. Önce geçici bir soğuk algınlığı, hafif bir grip diye önemsemiyor, ayakta dolaşıyordu. Sonra birdenbire ateşi yükseldi. Doktor gripin zatürreye çevirmesi tehlikesinden söz etti. Dayım daha önce de bu hastalığı geçirmiş. Eğer tekrarlarsa sonuç endişe verici görünüyor. Ya. Hiç haberim yoktu. Oh, dayım seni görmek istiyor. Yarın köşke gelebilir misin? Elbette. Elbette gelirim. Fakat çok mu hasta? Değil, üzülme. Yalnız 2 gündür senin adını sayıklıyordu. Bu sabah açıkça Feyza'yı çağırın bana gelsin dedi. Gelirim. Tabii ki gelirim. Uyuyor musunuz Behzat Bey? Hayır Feyza. Şu perdeyi açmama izin verir misiniz? Aydınlık istemiyorum. Fakat sen istersen şu taraftakini aç. Ne zaman geldin? Şimdi. Rahatsızlığınızı dün akşam Cavidan'dan duydum. İnşallah iyisiniz ya. Nasılsınız? Kaç gündür perişandım. Şimdi iyiyim. İnşallah yakında tamamen iyi olacaksınız. Öyle mi zannediyorsun? Ben artık iyileşemeyeceğimi bildiğim için sana haber gönderdim. Durumumun ağırlığını biliyorum. Şimdi beni dinle.
Bunlar belki de son sözlerim olacak. Şöyle yakınıma otur. Hatta yatağımın kenarına. Daha yaşamak isterdim. Senin için başarmayı istediğim işler vardı. Bunları yarım bırakmak bana acı veriyor. Evet. Mutlu olduğunu görmek tek gayemdi. Gene mutlu olmanı, senin için dilediğim o büyük saadete kavuşmanı bütün kalbimle dilerim. O günleri görmesen bile. Fakat Behzat Bey, niçin böyle konuşuyorsunuz? Beni boş sözlerle avutmaya kalkacağını sanmam. Sözlerimi sessizce dinle. Sana çok şey söylemek istiyorum. Bu söyleyeceklerimi beni yormadan anlayabilmelisin Feyza. Anladığım bir tek şey var. O da iyi olacağınız. Hepsi bu kadar. Öyle mi? Demek mutlaka beni yormak ve üzmek istiyorsun sen. Hayır. Yorulmanızı da üzülmenizi de istemiyorum. Bana ait olan konuları bir tarafa bırakalım. Yalnızca sizin selametinizi düşünelim. Kendimden de bahsedeceğim. Fakat daha sonra. Şimdi sana ait olan sözlerimi bitireyim. Billahi sana bırakıyorum. Sakın itiraz etme. Bütün servetim kardeşimle çocuklarına kalıyor. Villa sana bir hediyemdir. Onu zaten senin için yaptırmıştım. Senden başka hiç kimsenin malı olmasını istemem. Orada tamamen mutlu bir hayat kurmanı diliyorum. Başkatibimle görüş. O her şeyi biliyor. Bütün işlemler hazır. Ben sadece sizi görmeye geldim. Bana bağışlayacağınız en büyük servet bir an önce iyileşmenizdir. İçinizde sizin olmayacağınız bir villanın benim için ne önemi olabilir? Feyza. Sana benim için çok önemli olan bir şey daha söylemek istiyorum. Bilmem bunu nasıl karşılayacaksın. Belki susmak daha doğru olurdu. Fakat söylemek de benim ilk ve son mutluluğum olacak. Ben seni gerçek bir sevgiyle sevdim. Bu itirafımla gözünde küçülsem bile beni affedeceğini düşünüyorum. Peki ama bunu niçin gizlediniz? Sevileceğine inanmayan bir insanın sevgisini ortaya koyması kadar acıklı bir hal olur mu? Ben sizi büyük bir saygıyla sevdim Behzat Bey. Sizi mutlu edebileceğime inansaydım bunu esirgemezdim. Bugün bile mutluluğunuz için elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Bu acı sözlerle üzüntünü arttırmak istemezdim. Fakat ne yapayım? Sana kalbimi açmayı istedim. Beni başkaları gibi nefretle anmayacaksın, değil mi? Artık rahat bir kalple ölebilirim, değil mi? Hiçbir acı yaşanmadıkça anlaşılamaz. Seven bir kalbin neler çektiğini bildiğim için seni o kadar dikkatle inceledim. Seni yakından tanıdım. Seni yakından tanımak. Bu da ayrı bir mutluluktu Feyza. Seni ilk gördüğüm gün, evet, o gün aradığım her şeyin sende olduğunu anladım. Olgun halini ve solgun yüzünün düşündürücü ifadesini seviyordum. Amerika'ya kaçtım ve senden uzak kalmak istedim. Fakat bir gün, evet, bir gün talih gene bizi aynı çatı altında birleştirdi. Kendimi oyalamak istiyor fakat neye baksam seni görüyordum. Bu gerçekten acı verici bir durumdu. Bazen başımı alıp dağlarda, rüzgarlarda dolaşıyordum. Temelli uzağa kaçmaksa elimden gelmiyordu artık. Bir ara seni nikahım altına almak istedim. Yemin ederim ki amacım sadece seni korumaktı. Bu bile beni mutlu etmeye yetecekti. Beni affedin Behzat Bey. Ben bu kadar sevilmeye layık olmadığımı şu anda çok iyi anlıyorum. Eğer beni affederseniz, sizi bilmeyerek üzdüğüm için duyduğum acım biraz olsun hafifleyecektir. Seni çoktan affettim bile. Seven bir kalp daima bağışlar. Bunu sakın unutma. Keşke karşılıksız bıraktığım o ödenmez iyilikleri bana yapmasaydınız. Böylece daha az üzülür, size karşı daha az borçlu kalırdım. Ben sana iyilik yaparken çok mutlu oluyordum. Ancak bu mutluluk beni hayata bağlıyordu. Ne üzülecek ne de bana ödeyecek bir şeyim var Feyza. Yalnız ara sıra beni hatırlamanı isterim.
daha çok yaşayacaksınız. Buna inanıyorum. Oradaki ateşi, acıyı, ölüm bile dindiremeyecek. Behzat Bey! Behzat Bey! Feyza! Hayır! Hayır! Feyza. Fakat nasıl olur? Fuat. Aman Allah'ım. Benim Fuat. Şaşırmakta haklısın. Hayatta olduğuma nasıl inanabilirsin ki? Sizlere neden öldüğümü inandırmak istediğimi, neden bu yola başvurduğumu anlatacağım. Eğer izin verirseniz. Bu neye yarar Fuat? Lütfen Feyza. Amcamla ve yengemle de barışmak istiyorum. Bana yardım edecek misin? Ben mi? Neden şaşırdın? Türkiye'ye döneli 3 ay oldu. Buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Eğer hepiniz beni affedersiniz tabii. Lütfen Feyza. Bak şu kağıda telefon numaramı yazıyorum. İşte onlarla konuşup beni ararsan, villaya davet edersen çok sevineceğim. Ölmez sağ kalırsam görüşürüz inşallah. Lütfen Feyza. Hoşça kalın Fuat Bey. İşte istediğiniz oldu Fuat. Seni affettiler. Evet. Bu beni nasıl rahatlattı bilemezsin. Fakat sen hasta mısın? Hayır. Sizi dinliyorum. Amcamla yengeme anlattıklarımı sana da anlatmak istiyorum. İstanbul'dan ayrıldıktan 3 ay kadar sonra bu hataya düştüm. Bilmediğim bir ülkede tanımadığım insanların arasındaydım. Bir suç işledim. Bunun günahını benimle birlikte sizlere de çektirmek istemediğim için öldüğümü bildirdim. Ama pişmanım. Hepinizi çok özledim. Hele seni. Benim en yakın dostum, en yakın arkadaşımdın. Geçmişe dönmek mümkün değil Fuat. Öyle şeyler değişti ki. Hiç olmazsa sen de beni affettiğini söyle. Evet. Sizi affediyorum Fuat Bey. Karımın ölümünden sonra burada yaşamayı düşünüyordum. Ama görüyorum ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık burada kalamam. Hoşça kal Feyza. Hiç olmazsa mektup yaz, olur mu? Peki. Güle güle Fuat. Gelinlik kız. Bu tabloyu bitirmem lazım. Bak işte duvar. Fakat sakın kocan seni düğün günü bekletirse, telefona koşarken kanepeye takılma. Yüzünün bu şafak rengi hiç solmasın. Kocanın kaba saba hareketleri ne yüzünü kızartsın, ne de hayatın ağır darbeleri altında yüzün sararsın. Dudaklarındaki bu gizli tebessüm daima dursun. Gözlerin daima geleceğe baksın. Onları benim gibi yaşlarla ıslatma. Her şeyi olduğu gibi gör. Eğer bakıp geçmez, baktığının derinine inebilirsen, neler neler göreceksin. Gülen yüzlerde iki yüzlülükler, yaldızlı sözler arkasında hile ve yalanlar. Bunların hiçbirine kanma. Kimseyi kendine dost sanma. İşte gelinlik kız. Seni bitirdim. Gelinlik Kız adlı oyunumuzun son bölümünü dinlediniz. Bir sonraki oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.